internetten. Katılın, hayatı fotoğraflarınızla anlatın. Son katılım 12 Mart. Ayrıntılı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Türkiye bir numarasını seçti. Türkiye'nin bir numaralı deodorant serisi iz bırakmayan Black and White'la siyahlar siyah, beyazlar daha uzun süre beyaz kalır. Geliştirilmiş formülüyle terlemeye karşı daha etkili. Nivea Men. Her şey sende başlar. Bimex ve Electro World mağazalarında bilgisayar, televizyon, beyaz eşya ve cep telefonlarında %25 indirim. Fırsatı kaçırmayın. İyi fiyat Bimex'te. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Kara Kutu'ya hoş geldiniz. Tabii Kara Kutu'ya biraz geç başladık. Şu anda saat 23.54. 23.54'te başlamasının sebebi ise bizden önceki Bir Fikrim Mi Var isimli programın finaliydi. Finali olmasıydı. Dolayısıyla final olunca program biraz sarktı. Her hafta 23.10'da başladığımız bu program bugün 23.54'te başlamış oldu. 40 dakikalık bir gelişme için izleyicilerimizden özür diliyoruz. Evet, şimdi tabii Kara Kutu'da her hafta bir konu işliyoruz. Ama tabii bu konuları işlerken bazı kesimler tarafından olumlanan, bazı kesimler tarafından olumsuzlanan bazı isimleri de gündeme getiriyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de Çerkez Ethem. Çerkez Ethem deyince bazı isimler, özellikle resmi tarih, kendisini vatan haini olarak tesmiye eder, tavsif eder, nitelendirir. Bazıları ise bir kahraman olarak nitelendirir. Kendisi Turancı mıydı, Almancı mıydı, Yunanistan'a niye sığındı gibi Çerkez Ethem dosyasını sarih bir şekilde masaya yatıracağız ve böylesine önemli bir figürün, hatta aktörün, milli mücadelede önemli roller üstlenmiş olan ismin kitabını da yazmış olan çok önemli, değerli bir konuğumuz var. Konuğumuz Turgut Türksoy. Hoş geldiniz Turgut Bey. Hoş bulduk. Evet, bugün Çerkez Ethem meselesini çözmeyeceğiz tabii ki. Çözmeye gayret edeceğiz. Çünkü 50'de vefat etti. O günden beri, hatta 20'li yıllardan beri tartışılan bir isim. Bu program bir mahkeme programı değil. Yani burası bir mahkeme değil. Yargılama merciyle değil. Eğrisiyle, doğrusuyla insanları doğru bir şekilde bilgilendirme maksadına yönelik, ama özellikle neydi Fatih? Bizim kriterimiz, kıstasımız bu programda belgeler konuşur, değil mi? Evet. Kuru analizlerle. Hep belgeler konuşur. Tabii analizler de olacaktır ama sadece ve sadece analizle olmayacaktır. Evet. Şimdi tabii Çerkez Ethem deyince ister istemez Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet döneminde yaşanan o kırgınlıklar, ayaklanmalar otomatikman gündeme gelecek. Ama Çerkez Ethem'in bir de Çerkezliği var. İsyandan önce Ethem Bey olan zat-ı muhterem, isyandan sonra etnik kimliğiyle anılmaya başlanıyor. Ve Türk tarihinde, daha doğrusu Türk tarihinde demeyelim, Kemalist ya da resmi tarihte, özellikle Nutuk'ta etnisitesi, etnik kimliği özellikle vurgulanan tek isim. Tabii bir sıfat gibi yani olarak yeni kuşaklara anlatmaya devam ediyor. Kara Kutu'nun özelliği yazılamayanı, konuşulamayanı konuşmak ve belgeleriyle bu mevzuyu, ele aldığı mevzuyu işlemeye çalışmak, izleyicisiyle paylaşmak. Bu konuda elbette çok ciddi eserleri olan isimler biliyoruz. Kamuoyu da biliyor. Bu hafta Sayın Ahmet Tezcan'ı da program konu olarak davet etmiştik. Ancak onun Ankara'da daha farklı, bizden daha önce söz verdiği yahut bizden sonra gitmek zorunda kaldığı bir programından dolayı bugün Ahmet Tezcan'la birlikte olamadık. Kendisi Çerkez'dir ve evet, Çerkez Ethem konusunda da önemli çalışmalar olmuştur. Biz de bu nedenle Ahmet Bey'i de aramızda görmek istedik.
Ama yine bir başka önemli isim var program stüdyomuzda. Fikri Bey de bahsetti. Turgut Türksoy. Turgut Türksoy'un Çerkezlerle ilgili tabii özel bir bağı da var. Ama hayatı da çok ilginç. Onun hayatı da aslında biraz Çerkez Vatanı gibi isyan kültürüyle yoğrulmuş. Müsaade eder misiniz? Hayat öykünüzden de biraz bahsedelim. Çünkü 10,5 yıl bir hapis hayatınız var. Evet. Fiilen 10,5 yıl yatmış durumdasınız. Değil evet. Mi? 1961 yılında Ankara'da doğmuşsunuz. İlk orta ve lise tahsilini Ankara'da tamamladı. Politik nedenlerle uzun süre hapis yattığı için yüksek öğrenimini tamamlayamadı. Dergiler ve internet siteleri yazılar yazdı. İlk romanını 2007 yılında yayınladı. 2008 yılında Kafkas Diasporası yılın en iyi yazarı ödülünü aldı bu çalışmayla. Evet. Bu kitabı da izleyicilerimizle hangi yayın evinden paylaşalım? Şimdi Büyülü Dağ yayınlarından. Çerkez Ethem, Apolessiz General alt evet. başlığıyla. Şimdi şu kitaptaki öz geçmişiniz beni daha çok sarmıştı. Bu tabii Deniz Gezmiş'le ilgili bir kitap. Deniz Güneş'in Çocukları isimli bir kitap. Bu da yine Büyülü Dağ yayınlarından çıkmış. Buradaki özgeçmiş biraz daha ilginç. Fikri abi şöyle söylüyor. 1961'de Ankara'da doğdu. Çocukluğu gecekondu mahallelerinin çamurlu sokaklarında, gençliği 12 Eylül zindanlarında geçti. Devlet yöneticisi olmaktan ve politik nedenlerden dolayı 10 yıl hapis yatıp yasaklandı. BSP, GYK üyeliğinde ve ÖDP'nin kuruluşunda yer aldı. Çerkez Ethem, Apolessiz General isimli romanıyla Kafkas Diasporası 2008'in en iyi yazarı ödülünü kazandı. Bir şey dikkatimi çekti. Evet. Şimdi Turgut Bey, şu özgeçmişinizi Fatih okuyunca şu çağrışım yapıldı. Daha doğrusu çağrışım geldi bana. Diyorsunuz ki çocukluğu gecekondu mahallelerinin çamurlu sokaklarında, gençliği 12 Eylül zindanlarında geçti. Ki 12 Eylül öncesi Devlis'in, yani devrimci liselilerin kurucu başkanısınız. Tabii 12 Eylül öncesinin konumuzdan bağımsız olarak söyledim. Dikkatimi celbettiği için söylüyorum. Biraz da ironi var aslında. 12 Eylül öncesi konjonktürünü yaşamadık. Çocukluğumuzda tabii bunlar yaşandı ama ben hatırlamıyorum. Ama 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte, darbesiyle birlikte benim hayatımda şöyle bir değişiklik oldu. Şimdi gecekondu mahalleleri dediniz, çamurlu sokaklar. Ben de gecekondu mahallelerinde büyüdüm. Çamurlu sokaklarda çok enteresan. Benim babam şayet 12 Eylül darbesi olmamış olsa idi. Devrimci liselilerin kurucu başkanısınız ya. O zamanlar kaotik bir ortam var. Bizim lise yani mahallemizdeki lise, ortaokul daha doğrusu. 5. sınıfı bitirdim. Ortaokula kayıt yaptıracağım. Fakat lisede jandarmalar bekliyor. Karışık, ortam bozuk. Şayet 12 Eylül darbesi olmasaydı babam beni mesela o liseye vermeyecekti. Vermeseydi belki ben de burada olmayacaktım. Şunu demek istiyorum. Yargılamak için söylemiyorum. Zaten yeterince yargılanmışsınız. 10,5 yıl yatmışsınız. Yani uzun bir süre. Gülüyoruz ama hakikaten evet. Şeye gülüyorum. Yani 12 Eylül öncesindeki o kaotik ortam çok sağlıklı bir şekilde tahlil edilmeye muhtaç. Belki bir gün de onu işleriz. Türkiye'de sol ve sağın tarihi o dönemi de işleyebiliriz. Ama siz bunu evet. 15 yaşında hapse giren birisi olarak. Bakın değil mi? 15 yaşında ilk hapsiniz 15 yaşında. O dönemi bugünkü gözlükle değerlendirdiğimde ben mesela devrimci liselilerin liseye siyasetin sokulmasına karşıyım. Ha siz niye orada vardınız? Onu sorgulama hakkını şu anda kendimde bulmuyorum. İsterseniz ben kısaca yanıtlayayım. Yok onu sorgulama hakkını belki şöyle bir değerlendirebiliriz. Fatih o girizgahı yaptı aslında. Çerkez Ethem Yaşar iken ve hala vatan haini olarak belli kesimler tarafından nitelendiriliyor ya. Sizinle özdeşleştirme kurarken bunu da bu vebale girmemek için ben sizi sorgulama anladım, hakkını anladım. Kendimde görmüyorum. O günkü konjonktür öyleydi. Allah 12 Eylül öncesi günleri tekrar bize göstermesin. Evet.
darbeye de mahal bırakacak bir zemin de olmasın, darbe de olmasın diyor. Ve belki bir iki cümle bununla ilgili bir şeyler söylersiniz. Çünkü ben bu konuyu açtığıma göre siz de konuşmak istersiniz. Bu konuda ben sizi yargılamak durumunda değilim. Yargılayamam dediniz. Sizi de zaten yargılamışlar, yeterince yattınız dediniz. Biz o zamanki mahkemelerde de siz bizi yargılayamazsınız. Siz halkın mahkemeleri değil, darbecilerin mahkemelerisiniz, cuntanın mahkemesiniz dedik. Onun için ben onlar bizi yargıladı falan diye düşünmüyorum. Onlar bizi infaz ettiler. Birçok arkadaşımızı idam ettiler, işkencede öldürdüler, kurşunladılar, dağlarda öldürdüler, gecekondularda bastılar, öldürdüler. O anlamda ben onları zaten mahkeme olarak da görmüyordum. Beni yargılayanları da yargıç savcı olarak görmüyordum. Ben onları o zaman da dedim, hep cellat olarak gördüm. Çünkü cellata teslim ediyorlardı. Direkt 17 yaşındaki çocukların yaşlarını büyüterek idam sehpasına yolluyorlardı. Meselenin bir yanı buyken, aslında girizgahı doğru yerden yaptınız şundan dolayı. Ben aslen Çerkez değilim, Çerkez asıllı değilim ve bu kitabı yayınladıktan sonra sık sık karşılaştığım bir soru vardı. Her gittiğim yerde, her çağrıldığım yerde, Çerkez değilsiniz, neden bu konuya ilgi duydunuz, niçin bu konuyla ilgilendiniz ve yazma ihtiyacı hissettiniz diye. Oralarda verdiğim yanıt işte Hakan Bey'in girişinde söylediği şey. Yani ben şunu söyledim, yıllarca bize hain dediler. Ben yazmaya karar verdiğimde bakalım diğer hain dedikleri de bizim gibi düzgün insanlar mıydı yoksa gerçekten de hain miydiler? Bunları yazmaya karar verince de en meşhur hain biliyorsunuz Ethem Bey. Bu yüzden ondan başladım ve meseleyi inceledikçe de içine girdikçe de birazdan anlatacağız işte. Olayın hiç de öyle olmadığını anladım, gördüm. Aynı bizi onlar yargılayamaz dediğim gibi şimdi Ethem Bey'in itibarını iade etsinler falan diyen arkadaşlarımız var. Tabii bu yasal olarak doğru. Bu çalışmayı yapan arkadaşları bu anlamda destekliyorum. İlk imzacılardan biri de benim. Ama her yerde de şunu söyledim. Ethem Bey zaten itibarsız bir adam değildi. O anlamda da itibarının iade edilmesine ihtiyacı falan yok. Asıl itibarı iade edilmesi gereken insanlar ona hain damgasını vuranlardır benim gözümde. Bu anlamda bu meseleyi... Peki böyle... şu kitabınızı da yazdınız. Az önce gösterdi Fatih. Deniz Gezmiş'le alakalı neredeydi evet. O kitap? Şu muydu? Şimdi dediniz ki ben Çerkez değilim ama Çerkez Ethem'e hain denildiği için bize de hain denildiği için ilgi duyduğum bir isimdir. Bu vesileyle yazdım. Evet. Yazmış olduğunuz diğer bir kitap da Deniz Gezmiş. Deniz Gezmiş de yine 12 Mart muhtırasından sonra gene muhtıra o dönemde idam edilmiş olan birisi. Peki Çerkez Ethem'e hain diyen kesim hangi kesim? Ağırlıklı olarak Kemalistler. Kesim. Evet. Peki aynı Kemalist kesimin gözünde Deniz Gezmiş nedir? Benim kimdir? Gözümde yok. Kemalistlerin gözünde. Ha Kemalistler. Terakkuza işaret ediyor. Kemalistlerin sizin gözünde. Terakkuzuz değil. Kemalistlerin gözünde hain olmasaydı o Kemalist darbeyi yapanlar Deniz Gezmiş'i asmazlar. İşte ben de onu diyorum. Darbeyi yapan 12 Mart muhtırasını gerçekleştirenler Atatürkçüydü. Evet. Kendini Atatürkçü olarak nitelendirirdi. Yani aslı adam kim oluyor böylece? Anti Kemalist olmuş oluyor. Oysa anti Kemalist değil Deniz Gezmiş. Yani Deniz Gezmiş ile Çerkez Ethem aslında resmi tarih çerçevesinde daha doğrusu resmi ideolojisi. Evet. Yazmış olduğunuz diğer bir kitap da Deniz Gezmiş. Deniz Gezmiş de yine 12 Mart muhtırasından sonra gene muhtıra o dönemde idam edilmiş olan birisi. Peki Çerkez Ethem'e hain diyen kesim hangi kesim? Ağırlıklı olarak Kemalistler. Evet. Peki aynı Kemalist kesimin gözünde Deniz Gezmiş nedir? Benim kimdir? Gözümde... Yok, Kemalistlerin gözünde. Ha, Kemalist... Terakkuza işaret ediyor. Kemalistlerin sizin gözünde... Terakkuzuz değil. Kemalistlerin gözünde hain olmasaydı o Kemalist darbeyi yapanlar Deniz Gezmiş'i asmazlar. İşte ben de onu diyorum. Darbeyi yapan 12 Mart muhtırasını gerçekleştirenler Atatürkçüydü. Evet. Kendini Atatürkçü olarak nitelendirirdi. Yani aslı adam kim oluyor böylece? Anti Kemalist olmuş oluyor. Oysa anti Kemalist değil Deniz Gezmiş.
Yani deniz gezmiş ile Ethem, Çerkez Ethem aslında resmi tarih çerçevesinde, daha doğrusu resmi ideoloji çerçevesinde bakıldığında hain görünüyor. Ama ikisinin hayat tarzı, görüşleri farklı. Evet. Deniz gezmiş mesela Atatürk'e laf etmezdi. Ama Çerkez Ethem çok ağır laflar etti. İşte onları da konuşacağız. Evet. Tabii belli ölçüler içerisinde. O zaman şuradan başlayalım. Hain mi? Çerkez Ethem hain mi? Ya bence bu soru çok erken sorulan bir soru. Böyle başlayalım, yani, elektriğe yüksek başlayalım, ardından böyle şimdi, devam edelim. Şimdi çünkü canım, zaten yaklaşık 50 dakika geç başladık. Evet. Onun verdiği bir şey var. Şimdi Çerkez Ethem'in hain yani olmadığını... Yani biz özür dilerim, hain mi sorusunu 11'i 10 geçe başlayacaktık ya, şu dakikada soracaktık. Evet, evet. O yüzden size erken geldi. Aslında evet. Geç bir soru. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, Çerkez Ethem'in hain olmadığını zaten ben kitabımda savunuyorum, her gittiğim yerde savunuyorum. Söyleşilerde, panellerde, konferanslarda, işte televizyon programlarında yazdığım yazılarda sürekli hain olmadığını ve asıl hain olanların da ona hain damgası vuranlar olduğunu söyledim. Demin damgayı vuran meclis ama milli irade. Hayır, milli irade değil işte. Çünkü Çerkez Ethem iki oyla hain ilan edildi. Yani hain olmasından yana oy kullanan iki kişi fazla. Fakat o anda Çerkez Ethem'in yanında bulunan altı milletvekili vardı. O hain ilan edildiğinde. Abisi de dahil olmak üzere. Şu çelişki değil mi Turgut Bey? Dediniz ki o hain değildir. Onu hain ilan edenler haindir. Evet, onun sebebini peki, söyleyeceğim. Çelişki değil. Şu anlamda çelişki değil mi? Yani hain yaftasını, sıfatını böyle rahat bir şekilde kullanmak. Yani birisi Çerkez Ethem, birisi dediniz Mustafa Kemal ve arkadaşları resmi ideolojinin mimarları diyelim. Siz onlara şimdi hain demiş oluyorsunuz. Hainlik sıfatı bu kadar kolay kullanılabilmeli mi? Ben her gittiğim yerde şunu söylerim. Hain, kahraman kime göre, neye göre? İnsanlara takılan sıfatlardır. Evet. Bu anlamda bir kişiye hain denmesi ben bu kadar sinirlendirmez, bu kadar agresif hale getirmez ve başkaları o ismi koyanlara da hain dedirtmez. Fakat bu iş sadece Ethem Bey'e söylenen yapılan bir haksızlık değil. Onun üzerinden tüm Anadolu'daki Çerkez halklarına da hain dediler. Ben onun için bu kadar büyük bir toplumsal kesime, bir millete böyle bir sıfat yakıştırmasının hainlik olduğunu söylüyorum. Yani bir kişiye hain deseler, o bir kişi de kendini savunur. Onu sevenler de savunur. Veya siz de bir kişiye hain demiyorsunuz, bir bakış açısına ihanet ediyorsunuz. Ben koskoca şu an yani. Nüfusları 5 milyonun üzerinde olduğu söyleniyor Türkiye'deki Çerkezlerin. O zaman da o zamanki nüfusa göre gene epeyce kalabalık bir millet ve Kurtuluş Savaşı'nın gerçekten de her cephesinde, birazdan fırsat bulduğumuzu anlatacağım, tek tek isimlerini vereceğim. Her cephesinde önderlik yapmış bir millete Çerkez Ethem'in, hain Çerkez Ethem'in torunları diye hitap edilmesine ben kızıyorum ve bunun hainlik olduğunu söylüyorum. Bir kişinin üzerinden velev ki diyelim haindi, bütün milleti, bir Çerkez milletinin toplumunu hain ilan etmenin bir vicdansızlık olduğunu söylüyorum ve bununla hainlik. Çünkü kendi vatandaşına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına hain, bir kısmına hain dendiği zaman ülkenin toplumsal barışını, geleceğini vesairesini dinamitlemek demektir. Bazı, bu da hainliktir yani. Pardon, bazı okuyucularımız diyebilir ki nutukun hangi tarafında Çerkezler haindir ibaresi var diye mantıklı bir soru sorabilir. Tamam, sorsun. Doğrudur. Nutuk'un herhangi bir satırında Çerkezler haindir, ihanet içindedir diye bir laf yok. Kelime yok, cümle yok. Yok ama, şunun altını çizelim. Çerkez Ethem milli mücadele bittikten sonra zaten hain ilan ediliyor. Bitmek üzereyken daha doğrusu. Adı Ethem Bey. 27'de Nutuk yazılıyor ve az önce de söylediğim üzere etnisitesine, etnik kimliğine özellikle vurgu yapılıyor. Çerkez Ethem diyor. Arnavut Rauf, Çeçen Ahmet, Kürt Mehmet denilmiyor birileri için. Çünkü yüzlerce isim var Nutuk'ta. Böyle bir durum hasıl olunca bir etnik kimliği hedef almış gibi bir algı doğmasına yol açıyor. Evet. Onu özellikle altını çizelim dedik.
bu kitabı yazmadan önce de çok rastladım. Yazdıktan sonra Çerkezlerle aramda oluşan duygusal bağdan, yakınlıktan da faydalanarak birçok hikayeler dinledim. Bu hikayelerin hepsinde bu durum var. Yani ilkokullarda daha başlayarak, hele inkılap tarihi dersleri başladığında, Ethem Bey'le ilgili dersler geldiğinde itiraz eden Çerkez gençlerine hepsine hain damgası vurulmuştur. Bunu geçelim bir kenara. Peki, yıllarca neden Çerkezlerin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra köyleri boşaltılmıştır, evleri yakılmıştır, sürgüne yollanmıştır Cumhuriyet'in ilk yıllarında? Soy isimleri, sülale isimlerini kullanması, Çerkez isimleri kullanması yasaklanmıştır. Türkiye'de Türkçe konuşulur kampanyalarıyla Çerkezce konuşanlara hem para cezası hem falaka cezası verilmiştir. Ya buradan bir yola çıktı bize. Ama sadece Çerkezler de değil tabii. Tamam, Kürtlere de yapılıyor bu. Ama komünistlere de, dindarlara da, liberallere de o dönem öyleydi. Ama şöyle, komünistlerin mesela bir özel bir dili yok. Yani bu dil yasaklansın. Özel bir yerde bir birlikte yaşadıkları bir köy yok. O köy boşaltıp yakılsın, o insanlar sürülsün. Tek tek kişilere yapılmıştır. Zaten baştan da söylediğim gibi benim bu tür konulara, işte Ethem gibi konulara, işte bu Ararat'ın lanetinde Ermenilere yapılanlar da anlatılıyor. Burada kadınlara yapılanlar anlatılıyor. İlgi duymamın sebebi, bir komünist olarak önce bize yapılanlardan ağzım yandığı için bunları merak ettim. Yani bize reva görülen şeyler yıllar önce Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda başkalarına da reva görülmüş. İşte ağzınız yanmışa benzemiyorsunuz. 10,5 yıl hapis yatmışsınız. Yine böyle kritik konularda kitaplar yazıyorsunuz diye espriyle karışık bir şey söylemiş olayım. Şimdi biraz soyuttan somuta doğru gidelim. Çünkü tarih programı olunca elbette yorumlar olacak ama biraz somuta gidelim. Ve hain değildi cümleniz, aslında onun bir kahraman olduğunu da kabul ettiğiniz anlamına geliyor. Yani mefhumun muhalifinden. Ama ben size şu soruyu soracağım. Biraz biyografiden başlayalım. Çerkez Ethem karakterinden ne zaman doğdu, nerede doğdu, ailesi kimlerdendi, nasıl bir aile ortamında doğdu? Biraz biyografi girelim. Şimdi o zaman... Ve izleyiciyi sarmaya başlayalım. O zaman zaten Kurtuluş Savaşı denilince akla gelen en önemli... Oraya geleceğiz. ...figürlerden birisi demiştiniz zaten evet. Açış konuşmasında. Bence... O biraz da eksik kalıyor. Kurtuluş Savaşı denilince akla gelecek önemli bir figür, millet figürü Çerkezler var. Bu işin başını çekmişler ilk başta. O anlamda minicik de olsa bizi izleyen Çerkezlerin ne olduğunu, nereden geldiğini, buraya nasıl yerleştiğini bilmeyenler için minik bir hatırlatma yapalım. Şimdi Çerkezler 1864 Çerkez soykırımı ve büyük sürgününde kitleler halinde Anadolu'ya, Osmanlı topraklarına sığınmışlardır. Başka ülkelere de gitmişlerdir ama çoğunluğu buraya gelmiştir. Fakat bu 1864 sürgününden önce çeşitli sebeplerle, çeşitli yollarla Osmanlı topraklarına gelen Çerkezler hala vardı. İşte Ethem Bey ve ailesi, Ethem Bey'in ailesi 1864 soykırımından çok daha önceleri 1827'de gelip Balıkesir, Manyas, Bandırma, Yenişehir civarında yerleşmişlerdir. Bu arada aklıma gelmişken, tabii konuyu dağıtmak da istemiyorum ama Çerkezlerin soykırıma uğradığı 1864'te soykırıma uğradıkları kıyı boyu Şapsı bölgesi denilen, şu andaki ismi Soçi, orada onların atalarının kemikleri üzerindeki adı o kadar çok Çerkez kanı aktığı için o tam şu an pistin olduğu yer Kızılçayır'dır. Onun üzerinde Çerkezlerin atalarının geçmişine saygı göstermeyerek olimpiyat oyunu oynanması, Çerkezlerin çektiklerinden dolayı Rusya tarafından bir özür dilenmemesi de Çerkezleri, Türkiye'deki ve Kafkasya'daki Çerkezleri, dünyadaki Çerkezleri çok incitti, rencide etti, üzdü. Buradan ben Yeniçar diyorum Putin'i ve onun ekibini, o hala katliamcı Çeçenistan'da yaptıkları
Yani özür dilemek bir tarafa, Çeçenistan'da da şu anda katliamlar yapıyorlar. Onları kınayarak, Çerkez halkının duygularını paylaştığını belirterek ana meselemizi yani biliyorum. Şu anda olimpiyatların oynandığı evet. O alan daha evvel çayırdı. Soykırımın ağırlıklı olarak yapıldığı, evet, evet, kan döküldüğü alandı. Ve Kızılçayır'dır ismi. İnanır mısınız, bir arkadaşımdan yeni öğrendim onu. Orada yıllarca kargalar yuvalarını o ölen insanların cesetlerindeki sakallarla ve saçlarla yapmışlar. O kadar çok ortalıkta mezarlar yok, bir şeyler yok. Şimdi böyle bir evet, Amerika Kızıldere soykırımı yaptığı yerde olimpiyat yaptı. Kanada Kızıldere soykırımı yapıldığı yerde olimpiyat yaptı. Avustralya aborjinlerin soykırımına uğradığı yerde olimpiyat yaptı, ama bunların üçü de özür diledi o milletlerden. Rusya bir de utanmazca özür de dilemiyor, yokmuş gibi davranıyor. Ben bizim ülkemizdeki sivil toplum örgütleri, siyasal partiler, dernekler, vakıflar, sendikaların bu konuda Çerkezlerin duyarlılığına bir kulak kabartmalarını, onların hissiyatlarını anlamalarını rica ediyorum. Evet. Yani bu kadar, ama böyle bu kadar, bir şey varsa bu kadar bunu, sessiz kalmamalı. Bunu burada dile getirmenizden de ben gerçekten mutlu oldum. Böyle bir şey varsa Putin'in özür dilemesini bırakın. Yani bunun bütün Çeçen coğrafyası, Türk coğrafyasının bu konuyla ilgili çok ciddi bir gündem oluşturması lazım. Ben şimdi Fikri Bey gene diyecek ki akıllanmamış. Ya belki ülkeler arası diplomasi de böyledir, ama ya 5 kimine göre 8 milyon yurttaşının atalarının kemikleri üzerinde olimpiyat yapılırken bizim ülkemizin başbakanı da gidip orada açılışta bulunmasında protesto ediyorum. Yani belki diyeceksin gene akıllanmamışım, bak nerelere giriyorsun yok, diye. Yok, yani, bence one minute dediği gibi orada Putin'e bunu da diyebilirdi yani. Çerkezleri unutma diyebilirdi başbakan. Ya bunları yapabiliyor evet, çünkü. Evet. Şimdi gelelim. Çerkezler böyle bu soykırımdan kaçarak Karadeniz'de 100 kişilik teknelere 1000 kişi, 500 kişi, 800 kişi binerek onların çoğu batmıştır. O yüzden bir bilgi daha vereyim. Çerkezler balık yemezler. Çünkü Karadeniz'de atalarımızın kemiklerini, cesetlerini bu balıklar yedi diye. Böyle bir bilgi de şey yapayım. Yani böyle çok ızdıraplı bir geçmişi olan. Dönemi her yılda çok, bazı evet, etkinliklerle evet, anılıyor. Evet, özellikle İstanbul'da, Kefken'de. Evet. Çünkü orada mağaralarda yıllarca yaşamışlar. Şimdi yeri geldikçe işte söylüyoruz. Anadolu halkı, Çerkezlerin birçoğu bilmez bunu. Anadolu halkı bize kucak açtı. Hayır, Anadolu halkı hem köylü toplum olduğu için toprağımızı dağdan gelip elimizden alacaklar diye, hem de o uzun süreçten salgın hastalıklar taşıdıkları için Çerkezleri köylerine yanaştırmamış, ekmek vermemiş, çocuklara taşlatmışlardır. Ya Çerkezler buraya geldikten sonra da çok acı çekmiştir. Sadece oradan gelip burada hemencecik yerleşmemişlerdir. Şimdi böylesine acılar çeken, böylesine ızdıraplar üzerine en güvendikleri, işte Müslüman gördükleri, kendilerine halifenin ülkesi dedikleri Osmanlı'ya sığındıktan sonra da uzunca bir süre gene epey acılar çekmişler. Çerkezler şunu düşünmeli kendileri. Yani evet, bu ülke bizi bağrına bastı, ama bunun bedelini de Çerkezler hem Kurtuluş Savaşı sırasında hem Birinci Dünya Savaşı sürecince Çanakkale'de, Kanal'da, Hicaz Seferi'nde, Sarıkamış'ta, Balkanlar'da kanlarını dökerek o bedeli ödemişlerdir yani borçlarını. Evet. Bunlara kaldı ki Çerkez yetimin 4 kardeşi var. Evet. Yani 5 kardeşler bunlar. 2 tanesi yine bir muharebe esnasında. Birisi Yunan Savaşı'nda. Yunan Savaşı'nda. Bir tanesi de Yemen Savaşı'nda. Yemen Savaşı'nda subaydır. Öldürülüyor, evet, ölüyor. Kalıyor 3 kardeş. Bu 3 kardeş de hem Balkan Savaşı'nda var, hem milli mücadele. Trablusgarp'ta var. Milli mücadelede var. Kaldı ki Çerkez Ethem'in 2 abisinden birisi Meclis-i Mebusan dahil olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk döneminde de yer aldı. Evet. Reşit Bey. Diğeri de Tevfik Bey. Bu ikisi zaten subay aynı zamanda. Şimdi bilinmeyen bir şey size söyleyeyim de. Yani bunlar Balkanlarda kurulan ve Osmanlı'nın kendi isteğiyle lağvedilen Balkan
Türk Cumhuriyeti'nin de kurucularıdır aynı zamanda. Evet. Yani Süleyman Askeri Bey, ondan sonra Eşref Kuşçubaşı Bey, Reşit Bey, Tevfik Bey, Ethem Bey orada pul bastırmışlar, para basmışlar, onları ordu kurmuşlar, meclis kurmuşlar ve Cumhuriyet gerçekten de seçim yapmışlar. Ondan sonra her şeyiyle bir ilk aslında Cumhuriyet anlamında bir Türk Cumhuriyeti'ni kuran kişilerdir. Şimdi birçok burada yeri gelmişken söyleyeyim. Birçok Çerkez tam aksine Ethem Bey evet haindir derler. Şaşırırsınız. Bize haindir. Hep Türklere uşaklık yapmıştırdır. Hiç Çerkez davası savunmamıştır. Hiç Çerkezlik peşinde koşmamıştır. Hep Türklere hizmet etmiştir. Eğer bir hainlik, eğer bir hainlik varsa diyor, bize hainlik yapmıştır diyor. Türklere değil diyorlar. Bu da ilginçtir yani. Evet. Şimdi aile o sürgünden önce geliyor. Tabii tabii. 1827'de geliyor. Ethem'in babası da askerdir. O da teşkilatın babasının kurucularındandır. Evet. Bu arada bu bir de Çerkez Ethem'in babasının bir fotoğrafı var. Ali Bey. Ali Bey'in bu fotoğrafı paylaşalım. Rejideki arkadaşlar o fotoğrafı kullanacaklardı ama eğer kullanamıyorlarsa biz kameradan buradan gösterelim. Çerkez Ethem'in babası efendim. Ali Bey, kameraman arkadaşımız şöyle yaklaştırırsa, Çerkez Ethem'in babası Ali Bey. Gerçekten bir haza Çerkez yani. Kalpağıyla, suratıyla, sakalıyla, çatık kaşlarıyla. Biz Çerkez dediğimiz zaman Şeyh Şamil'i hatırlarız. Evet. Bir Şeyh Şamil görüntüsü var. Zihinlerimizde Çerkez aslında, hep öyle hatırlarız. Aslında Çerkez Ethem'in ailesinin bazı üyeleri İmam Şamil'in ordusunda kurmay heyetindendir. Yani bu şapsı boyundan bunlar. Bu şapsı boyu gerçekten yer ilacılık konusunda genetik herhalde ailecek hepsi şey. Rusların meşhur bir lafı var ya hocam işte filandan canını falandan malını filandan işte karını koruyacaksın diye. Orada Çerkezlerle ilgili de bir bölüm var biliyorsunuz. Vallahi aslında bizim ülkemizde pek bilinmez. Rus edebiyatında Çerkezlerle ilgili çok büyük çalışmalar vardır, romanlar vardır. Evet. Hatta işte Rus aydınları kendi ülkelerini yani Çarlık rejiminin Çerkezlere yaptığı mezalimleri de anlatırlar. O acımasız katliamları. Ya bu adamlara dağlı diyorsunuz, siz kendinize medeni diyorsunuz, bu yapılan zulüm, evet. Bu vahşet hangi medeniyete sığar diye Çerkezlerden yana tavır koyan birçok Rus aydını vardır. Yani romancısı vardır, işte oyun yazarı vardır, şairi vardır. Bu arada Şeyh Şamil Çerkez değil. Şeyh Şamil Çeşen. Çerkez değil ama aslında Dağıstanlıdır. Evet. Kafkas. İnguş. Hep öyle hatırlanır o manada söylüyorum. Avar Türk'ü. Tabii. Avar Türk'ü. Ya şimdi bizim bu resmi tarihimizde böyle bir gariplik de vardı. Yani dünyada herkes Türk. Ya işte Kafkas Türk'ü, Balkan Türk'ü, Avar Türk'ü, işte Kızıldereli Türk'ü. Evet. Ya herhalde zenciler ama Kafkas ama Türk'ü diye bir Türk var. Ya yani Balkan işte, Türk'ü var. Ya ama bunlar şey değil. Bunlar Osmanlı'dan sonra oralara yerleştirilmiş. Yani Anadolu'dan götürüp yerleştirilmiş. Fethedildikten sonra. Oranın Türk'ü değil yani. Karaman'ın Türk'ü mesela. Gitmiş. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in çok meşhur bir şeyi vardır. Tarzı. Bir yeri fethettikten sonra burayı şenlendirmek lazım. Şenlendirmekten kasıt nedir biliyor musunuz? Oraya Anadolu'dan Müslüman bir nüfus getirmek. Oraya Selatin camiler yapmak, köprüler yapmak, çeşmeler yapmak. Yani bir Anadolu Osmanlı kentine çevirmek. Ve dikkat edin Anadolu'nun birçok yerinde Osmanlı şeyi yoktur. Eseri yoktur. Selçuklu'dan kalmadır. Hep Balkanlara yapılmıştır. Hep Hicaz'a yapılmıştır. Evet. Mısır'a yapılmıştır yatırımlar. Evet. Bu anlamda Anadolu Türkleri Osmanlı döneminde su akar, Türk bakar diye aşağılanmıştır. Sadece bir savaşlarda ölmeye hazır köylü evet. Asker olarak görülmüştü. O da acı bir şey tabii. Şimdi tabii kısa bir reklam arası vermek durumundayız. Ama çok kısa. 40 saniye sonra tekrar görüşeceğiz. Bu Azmi. Namı diğer Nazmi.
N harfinden çok çekiyor. Tıkalı burnu yüzünden devamlı N harfiyle konuşuyor. İşte bu sebeple Azmi, Selpak mentollü mendil kullanıyor. Ferahlayan burnuyla Nazmi yeniden Azmi oluyor. Sizleri Sivas Termal'de ultra lüks sağlıklı yaşama ve karlı bir yatırıma davet ediyoruz. Yıltaş, Dermokil, Pazaristan ve Sultan Otel güvencesiyle. Karakutu devam ediyor. Konuğumuz Çerkez Ethem. Konuğumuz Çerkez Ethem kitabının yazarı Turgut Türksoy. Turgut Türksoy'la ilk bölümde reklam öncesinde Çerkezleri ve Çerkez Ethem'in ailesini sürgün yıllarında konuştuk. Bu bölümde biraz daha somut bazı başları konuşacağız. Twitter'dan gelen sorularınızı da görüyoruz. Yoğun bir soru trafiği var. Çerkezler yine örgütlendi galiba. Müthiş bir tweet akışı var. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Çerkez Ethem tabii 5 kardeş. Ailenin sürgünden önce geldiğini ifade ettiniz. Şimdi 5 kardeş değil, haksızlık yapmayalım kız kardeşlerine. Erkek kardeş olarak. Erkek olarak 5 kardeş. Kız kaç tane kız var? Onları ben de bilmiyorum. Peki. Çerkez Ethem'in aldığı bir eğitim var. Ama o eğitimin dışında, zabıtlar eğitiminin dışında Balkan savaşlarında, Bulgar cephesinde savaştığını görüyoruz. Burada bir madalyası var. Birinci Dünya Savaşı'nda Kuşçubaşı Eşref'in başında olduğu teşkilat-ı mahsusada görev aldığını görüyoruz. İran, Afganistan ve Irak'a yapılan akınlarda görev aldığını biliyoruz. Yaralandığını biliyoruz. Ve bunun akabinde İzmir'in işgali üzerine Kuvayi Milliye'ye destek veriyor. İşte oradaki o süreci anlatacağız. Şuradan başlayalım. Bugün hain olarak anlatılan Çerkez Ethem, teşkilat-ı mahsusayla hatta Balkan savaşları, Balkan bozgunuyla başlayan vatana hizmeti var. Biraz oralardan başlayarak Kurtuluş Savaşı'na doğru gelelim değil mi Sadık? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ethem Bey, demin de söylediğimiz gibi 5 erkek kardeşin en küçüğü. Daha henüz asker olmadan önce de boylu, poslu, yakışıklı, işte renkli gözlü olduğu için babası da ona hep Çakırım diye bahseder ondan, öyle hitap eder. Babası iki oğlunu savaşlarda yitirdiği için, iki oğlu da o zamanki deyimle zabit yani subay oldukları için, sürekli uzakta kaldıkları için, işte görevlerde, savaşlarda falan oldukları için bu en küçük, en sevdiği oğlunu, Çakırım diye sevdiği oğlunu asker yapmak istemez. Fakat Ethem Bey o büyük abileri şeye geldiğinde, izne geldiğinde onların o sahra kitaplarını, askeri ders kitaplarını sürekli okuyan, abilerinden sürekli işte savaş hikayeleri dinleyen, kendi kendine işte orada yanlış yapılmış, ben olsam şöyle yapardım diye stratejiler geliştiren filan bir genç. Ve babası o dönemin Güney Marmara Çerkezlerinin en güzel namlı kızlarından Janset isimli bir kızla onu evlendirmek ister. Ve Ethem Bey'in kıza cevabı şudur: ben vatanla evliyim, ben asker olacağım, sen mutlaka dul kalırsın, beni unut diyor. Ve o gece kaçıp kendisi Bakırköy'deki küçük zabit mektebidir, yani astsubay okulu. Evet. Kaydoluyor. Çünkü harp okuluna kayıt olabilecek durumda değil. Kayıtlar geçmiş. Oradan süvari astsubay olarak mezun oluyor. Fakat özellikle şeydeki nedir onun adı? Afganistan seferindeki yaralıklarından dolayı subay yapılıyor, madalya alıyor vesaire. Yaralandı dediniz. Ethem Bey'in 17 defa yara aldığını biliyorum, kurşun yarası, bıçak yarası falan, onları bilemiyorum. Yani 17 kere bu vatan için mermi yemiş bir insandan bahsediyoruz. Boylu, poslu, heybetli olmasının dışında çok disiplinli. Özel hayatında işte içkiyle, sigarayla, şununla bununla pek işi olmayan, fakat samimi olduğu insanlarla iş dışındaki ilişkilerine çok babacan,
Fakat iş askerliğe geldi mi çok sert, hiç taviz vermeyen, belli prensipleri olan bir kumandan. Şimdi bana bu Ethem Bey'in kitabını yazdığımda neden Apoletsiz General ismini koydunuz dedi. Herkes çok beğeniyor da nereden aklınıza geldi diye. Şimdi birazdan gireceğiz. İsmet Paşa sürekli bunu asubay, asıl mesleğinin asubay olmasından dolayı aşağılamaya çalışıyor. Fakat gittiği her yerde de Kuvayi Seyyar'a komutan olarak gittiği her yerde de halk bunu Ethem Paşa diye karşılıyor. Yani halkın dilinde paşa ama apoleti olmadığı için apoletsiz general diye. Sizin kitabınızın alt başlığı koydunuz. Böyle koydum. Evet. Şimdi burada çok kısa bir bilgi vereceğim. Çünkü yoğun tweetler içerisinde bir tweet çok dikkat çekiyor. Onur Berza isimli izleyicimiz. Aynı tweet'i atıyorsun. Burada görüyoruz. Az sonra o soruyu soracağız. Merak etme. Çünkü tekrarlayıp atıyor. Evet. Şimdi Ethem Bey dediğim gibi Trablusgarp seferi hariç orada da kısa bir süre bulunmuş ama başından beri değil. Biliyorsunuz Trablusgarp seferi gayri resmi bir seferdir. Yani evet. Osmanlı'nın İtalyanlara karşı resmi olarak yaptığı bir şey değil. Bir gerilla mücadelesidir. Mustafa Kemal'de, Enver'de hepsi ya tüccar olarak ya gazeteci olarak sahte kimliklerle ve sivil olarak gitmişlerdir orada. Ki yerel halkı örgütlemişlerdir. Ethem Bey'in büyük abisi Reşit Bey, o aynı zamanda Meclis-i Mebusan üyesi olan Reşit Bey, Mustafa Kemal'in Harbiye'den sınıf ve sıra arkadaşıdır. Birlikte her hafta sonu tatillerinde yemeye, içmeye, affedersiniz hovardalığa, gezmeye, tozmaya davetler hep birlikte gittiği için şimdiki yeni deyimle kankalar yani. İleride tabii bu Ethem Bey'in başına çok büyük belalar açıyor. Bunların bu kadar samimi olması. Çünkü sürekli Reşit Bey Ethem'i dizginliyor. Sarı Paşa böyle yapmaz, Sarı Paşa böyle yapmaz diye. Bu arada evet, Reşit Bey'in fotoğrafını gösterelim. Evet, buyurun. Siz devam ediniz. Ethem Bey işte Kafkas cephesinde yaralanıp Bandırma'ya nekaet için geldiğinde Mondros Mütarekesi imzalanmıştır. Mondros Mütarekesi biliyorsunuz evet. Osmanlı'nın yenildiğini kabul etme mütarekesidir. İşin garibi Ethem Bey orada yaralı yatarken İstanbul'da Çerkez önderleri, kanaat önderleri bir toplantı yaparlar ve Vahdettin'e bir şey verirler. O toplantı sonucunda bir bildiri gibi bir şey verirler ve o bildiride şunu derler. Eğer ki Mondros Mütarekesi'ne göre işgal altında olmayan yerler işgale uğrarsa biliniz ki diğer milletleri bilmeyiz. Çerkez milleti buna mukavemet, silahla mukavemet edecektir diye. Yani Çerkezler o zamandan eğer Mondros Mütarekesi dışında örneğin Yunanlıların bir yeri işgal etmesi, Fransızların bir yere mütareke dışındaki yerleri işgal etmesi durumunda silahla mukavemet edeceklerini padişaha bile bildirmişlerdir. Evet. İşte bu faaliyetlerin içerisinde bir sürü Çerkez gibi Rauf Bey, Bekir Sami Bey yer alırlarken, Rauf Bey aynı zamanda da Denizcilik Bakanı'dır, yani Bahriye Nazırı'dır. Yer alırlarken bir taraftan da Mustafa Kemal'in de içinde bulunduğu Ali Fuat Paşa, Rauf Orbay, Bekir Sami Kunduk, ondan sonra Kazım Karabekir, Refet Bele, Ali Fuat Paşa'nın yer aldı. Böyle eski bir takım İsmail Can Bolat gibi İttihat Terakki önderlerinde Kara Kemallerin falan da olduğu bir grup ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarmanın yollarını aramaktadırlar. Ve teşkilatı mahsusa olası yaklaşan mağlubiyeti hissettiği için ülkenin birçok yerine silah gömmüş, para gömmüş, telgraf makineleri gömmüş, kıyafetler, botlar vesaireler gömmüş. Yani bir milis direnişi, bir gerilla direnişi yapmak için bu hazırlıkları yürüten kişilerin başında da Kuşçubaşı Eşref var. Şu anki MİT diye, MİT'e benzer o zamanki yani adı evet. Teşkilat-ı mahsusa. Operasyonel bir istihbarat örgütü. Sadece istihbarat değil, silahlı operasyonlar da yapabilen bir örgüt. Onun başında.
bir sürü yerlere şeyler gömüldüğü gibi, silahlar vesaireler gömüldüğü gibi birçok subay, emniyet müdürü vesaire gibi kişilere de kod isimler verilip emir geldiği zaman şu bölgeye gidip orada direniş çalışmalarına başlayacaksın diye görevler de verilmiş. Şimdi bu görev verenlerden bir tanesi de Reşit Bey. Diğer kardeş, abisi. Evet. İşte Mustafa Kemal Samsun'a çıkmadan önce Rauf Bey, Ali Fuat Bey falan işte hepsi beraberlerken bir plan programda onlar yapıyor. Onların yaptığı plan programda şu: İşgal altında olmayan İstanbul'a uzak bölgelerde henüz silahı elinden alınmamış, dağıtılmamış orduların başına kendi ekiplerinden komutanları atattırmaya çalışıyorlar. Osmanlı Savaş Bakanlığı'na. İşte Karabekir'i Şark'a yolluyorlar. Ali Fuat'ı Ankara'ya yolluyorlar. Ondan sonra Kazım Bey'i Balıkesir'e yolluyorlar. Bekir Sami Bey'i Kocaeli'ne yolluyorlar. Yani böyle bir Refet Bey'i Mustafa Kemal'le birlikte yolluyorlar. Bir örgütlenme çalışması zaten başlamış. Fakat bütün bunlar orada olurken henüz Yunan Anadolu topraklarına ayak basmamış olsa da birçok Rum çeteleri özellikle Ege bölgesinde ve Güney Marmara bölgesinde Türk, Çerkez vesaire, Boşnak, Pomak köylerini basıp hem işte mallarını, mülklerini gasp ediyorlar, hem ırzlarını tasallut ediyorlar. Yani Mondros'tan hemen sonra devam daha, ediyor. Daha henüz İzmir işgali yok, İstanbul işgali yok filan. Yani bu resmi değil, çeteler, milisler yapıyor. Evet. Bunun üzerine Ethem Bey de kendi inisiyatif kullanarak bu çetelerin faaliyetlerini durdurmaya yönelik kendisi de bir çete olarak başlıyor faaliyete. Buna da çok ilginç bir şey var. Bu işleri yapabilmek için para lazım olduğuna inanıyor. Ve o zaman İzmir valisi olan Rahmi Bey'in oğlunu kaçırıyor. Alparslan Aslan'ı kaçırıyor. Fidye olarak da Ethem Bey kendisi 2000 altın aldı. Alparslan Aslan mı? Evet. Şu Danıştay 2000... cinayeti sandığı da Alparslan Aslan mıydı? Yok. Değil mi? O da öyleydi. Evet. O da öyle. İsim benzerdi. Evet. Şimdi evet. Ethem Bey kendi aralarında 2000 altın aldım diyor. Fakat Aslan Bey babasının 53.000 altın verdiğini söylüyor. Burası biraz tartışmalı. İzmir valiliği yapan Rahmi Bey önemli bir isim. Rahmi Bey İttihat Terakki'nin önemli isimlerinden isim. ancak şöyle de bir şey var. Bütün Levanten dediğimiz gayrimüslim şeydeki İzmir ve civarındaki iş adamlarının hepsinden de bir biçimde bir ortaklık vesaire işi ilişkileri var. Ve Hollanda'ya, İngiltere'ye, İspanya'ya, Fransa'ya, Almanya'ya giden pamuk, tütün, incir, üzüm vesaire gibi ticaretin de vali olmasına rağmen bir taraflarından tutuyor. Meşhur işte Rahmi Koç'un eşi de veya geliniydi, Caroline Hanım var. İşte mesela onun dedesiyle evet. Ortaklığı var filan. Evet. Hatta o fidye parasının bir kısmını da o Kaler'in hanımın babasının verdiği söylenir. Çünkü o dönemde Rahmi Bey çok ilginçtir. Şeydedir. Malta'da sürgündedir yani. Evet. Daha doğrusu İstanbul'da gözaltındadır, sonra sürgüne yollanacaktır. Yani o parayı oradaki eşi dostu toplayıp vermişlerdir. Gene işin çok garibi, yıllar sonra Tempo dergisinde bu Alparslan, kaçırılan Alparslan'la 73 yaşındayken bir şey yaptılar, röportaj yaptılar. Kendisi bana dedi, beni okuldan hiçbir zorgunlanmadan, okuldan gelirken aldılar, götürdüler. Ethem Bey benimle oynadı, atına bindirdi. Ondan sonra bırakırken de bana gümüş bir kama hediye etti. O kabandı ve evimin en nadide parçası olarak duruyor ve kendisini çok seviyorum. Hiç... Bayağı pahalı bir hediye olmuş. Evet. Yani kendisi Ethem Bey'den mağdur değil, şikayetçi değil. Ben kendisini İlginç de çok seviyorum ve sayıyorum. Evet, bu detaylar çok ilginç. Yine devam edin. Gayet güzel gidiyor ama burada Twitter'da bir tartışma başladı. Çerkezlerin sürgünde Anadolu'ya geldiklerinde
Anadolu köylerinde köylerine kabul edilmediklerini ifade ettiniz. Hı hı. O büyük tartışma yaratmış durumda. 750 bin Suriyeli bağrına basan bir halk için Sayın Türksoy neye dayanarak bunu söylüyor? Bir Çerkez olarak merak ediyorum diye yüzlerce aynı metni tweet ifadesi olarak atmış izleyicilerimiz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Kısa bir cevap vereyim de devam edelim. O arkadaşıma aydınlatıcı olması açısından bunun bir devlet politikası olmadığını söyledim. Oradaki yerel halk bize bulaşıcı hastalık bulaştırırlar işte. Toprağımızı elimizden alırlar. Bir de bunların namı Çerkez'den daha Anadolu'ya gelmeden beri namı şu yani. Dağlılar bunlar acayip savaşır, gözü karadır, hiçbir şeyden korkmaz. Koskoca Çarlık Rusyası'na bir avuç insan dikiliyor falan diye. Böyle bir korkutucu namları var. Köylü milleti öyledir yani toprağı, hayvanı canından daha kıymetlidir. Yani bir şey gelecek korkusuyla... Böyle bir refleks göstermeleri normal. Bir takım isimlerin bu refleksi göstermesi doğaldır. Yani evet, normal bugün diyorum. Suriye'den gelenlere kucak açtık ama niye Suriyeliler memleketimize geliyor diyen insanlar da var yani. Ya zaten kucak açan dikkat edin. Ama genel olarak resmi olarak devlet kucak açmıştır. Kucak ama insanlar açmayı seven insanlar da yardım etmeye çalışır, bilmem ne yapar. Ya buna bir şey demiyorum. Ve şöyle bir şey. Bir zamanlar hep Fransa'nın adı çıkmıştır, İspanya'nın adı çıkmıştır. Dünyadaki bütün muhalifler, kaçanlar, ezilenler oralara sığınır. Hayır, Osmanlı da öyle bir yerdir. Osmanlı, işte Serenat Yahudilerini biliyorsunuz. İkinci Sefarat. Beyazıt zamanı, Sefarat Yahudilerini, ikinci Beyazıt zamanında. Onlar da böyle kitle halinde Osmanlı tarafından kabul edilmiştir. Nazım Hikmet'in dedesi bir şeydir. Polonya paşasıdır. İsveçlere yenilince yani paşa buraya gelince oluyor. Polonya'da orada Polonya generalidir yani. Hristiyanlıdır ama orada. Müslüman olmuştur. Buraya gelmiş sığınmıştır. Burada Müslüman olmuştur. Burada Mehmet Ali Paşa olarak devam etmiştir. Yani bu ülkede toprakları ve insanları zaman zaman bu tür Ali Cenaplık yapmıştır. Ancak dikkatinizi çektiğim nokta şu. Ülke perişanlık halinde. O 1864'te. Rus savaşlarında yenilmiş, duman olmuş. Bir sürü insanın zaten evinde eri yok. Yani erkeği yok. Savaşlarda ya kaybolmuş, ya esir olmuş, ya şehit olmuş, ya hiç gelememiş. Ya böylesine bir ortam olduğunu düşün. Bugünle değerlendirme. Yani Suriyelilere kucak açtık. Ben burada bir milleti savunurken haksızlığa uğradığını başka bir millete de haksızlık yapmak istemem ya. Evet. Yanlış evet. Anlaşılmaz. Tabii. Şimdi tabii bahsettiğiniz unsur ne idi? Bir çete kurdu. İşte Kuvayi Seyyare. Yani Kuvayi Seyyare değil. Sadece onun altyapısı tabii. Onun altyapısını evet. Oluşturmuş oluyor. Kuvayi Seyyare yani seyyar kuvvetler yani gezici kuvvetler, evet. Gezici güçler. Hı hı. Gezici güçler derken bildiğimiz andaki gezici değil tabii. Gene bana oradan şey yapma, taş atma. Gezi deyince gene ben hemen zıplarım yani. Yok ben size taş atmıyorum. Ya, gezici güçler deyince gezi... Gece vakti işte bir kelime oyunu yapalım dedik. Yani gezenler anlamında bu kadar olabilir. Seyyar güçler. Evet, işte seyyar güçler, gezici güçler. Evet. Şimdi bu aşama ne zaman başlıyor? İşte milli mücadele başlamadan evvel 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıyor. 4 gün evvel Atatürk Samsun'a çıkmadan bir gün önce İzmir işgal ediliyor. Ama 15 Mayıs. Onun daha evveli var. Yani 30 Ekim'e doğru geriye geldiğimizde 5-6 ay boyunca batıda yani bizim coğrafyamızın batı kısmında, Ege kısmında, Güney Marmara kısmında neticede bizim topraklarımız, bizim insanlarımız onlar o mücadeleyi başlatıyorlar. Doğru. Bu mücadeleyi yapar iken Çerkez Ethem, Kuşçubaşı Eşref, abileri Tevfik Reşit Beyler öyle bir tavır içine giriyorlar ki Deniz. Hafif isyan eden, ya arkadaş durun şurada oturuyoruz, yani Rumlarla iyi geçinelim diyen, böyle iyi niyetli olarak söyleyen, bunlar bizim komşularımız diyen kişilere karşı acımasızca, yargılatmadan, ihbar etmeden direkt anında infaz eden bir güç. Bu gücün de başı Çerkez Ethem denir. Benim okumalarım neticesinde vardığım sonuç da bu.
Bu çerçeveden baktığımızda Çerkez Ethem vatanı kurtarmak için bu yola tevessül etmiş olmasını Çerkez Ethem'in şu cümleyle özdeşleştirebilir miyiz? Vatan için kurşun atan da yiyen de şereflidir. Denir ya. Evet. Mesela Çerkez Ethem'i olumlayan bir isimsiniz siz. Hı. Bu kısmına ne dersiniz? Valla bu kısım yanılmıyorsam Tansu Çiller'in söylediği bir laftı. Yok, önceki söylediğim kısım. Yani infaz etmiş olması. Şimdi oraya geleyim de. Şimdi zaten akışımız içerisinde tam onu anlatacaktık. Rauf Bey görev vermeye geliyor Reşit Bey'e. Evet. Reşit Bey bu görevi kabul etmiyor. Çünkü çok ilginçtir. Kendisi Hamidiye kahramanıdır Rauf Bey. Ama Mondros Mütarekesi'ni imzalayan ekibin de başkanıdır. Yani o şeyin altında, anlaşmanın altında Rauf Bey'in imzası vardır. Bütün İttihat Terakki'nin önderleri yurt dışına kaçmıştır. Ve dolayısıyla Reşit Bey falan kandırılmış olarak kendilerini görürler. Ve bu talebi kabul etmezler. Evet. Kabul etmeyince der ki Ethem'i verin bana. Ethem bu işi hatta sizden bile iyi yapar. Ethem'e izin verin, müsaade edin. Onlar da der ki babamızla konuşun. Ali Bey'le konuşur. Ali Bey şunu söyler. Çağırır Ethem Bey, çakırım der. Düşman zulmü altında yaşanmaz. Hele ki Yunan çizmesi altında hiç yaşanmaz. Çünkü bir oğlunu da Yunan savaşında kaybettiği için der ki bu millet zaten buna boyun eğmez. Kazmasıyla, küreğiyle, tırpanıyla, bilmem orayla dikilir. Ama bunun başında gidecek, yol gösterecek birileri var. Sen ne güne durursun der. Ve hakikaten bir kız ister gibi Rauf Bey babasından Ethem Bey'i ister. Ethem Bey'i de babası Rauf Bey'e emanet eder. Bu benim emanetim. Çerkez Ethem nazlanmaz ama, değil mi? Yok. Kendisi önce bir fırça yer önce Rauf Bey'den. Der ki sürekli şikayet geliyor işte sizin söylediğiniz. Evet. Sen burada köyleri basıyormuşsun bilmem ne. O da bakan ya o zaman. Ben diyor seni kurtardım diyor. Sürekli şikayet geliyor. Senin peşine jandarma takılacaktı diyor. Yani eşkıya muamelesi görecektin. Senin daha önceki yararlılıklarını, madalya sahibin olduğunu, bir sürü yara aldığını vatan için söyleyip engelledim der. İyi ki engellemişim, bugün lazımsın der. Ethem Bey biraz bu türden bir tavırla karşılaşınca biraz dikilir. Der ki siz orada uyumasaydınız, gelseydiniz, devlet olarak sahip çıksaydınız ben bunları yapmak zorunda kalmazdım der. Fakat görevi alır. Görevi şudur. Salihli'ye gidip, Salihli'de Kuşçubaşı Eşref'in, o da sürgündedir. Kuşçubaşı Eşref'in çiftliğinde gömülü olan silah, mühimmat, para vesaireyi almak. Rauf Bey İstanbul Bekir Ağa bölüğünde gözaltındayken şeyle Eşref Bey'le görüşmüştür. Olurunu almıştır. Ethem Bey'e bunları teslim edilmesi yolunda. Daha doğrusu Reşit ve kardeşleri diye konuşulmuştur. Reşit ve Tevfik'in kabul etmeyeceğini bilmediği için önceden. Bunlara teslim edilecek diye. Evet, gidilir. Yüzlerce minik dağ topu deniliyor onlara. Evet. Minik dağ topları, mitralyözler, tabancalar, tüfekler, telgraf makineleri filan. Ethem Bey'e bir makbuz karşılığında bir miktarda altın. Şeyin kardeşi tarafından, Ahmet Kuşçubaşı tarafından Ethem Bey'e teslim edilir. Ethem Bey en kısa zamanda hem Yunt Dağı'nda hem de Salihli civarında bozdağlar var. Orada örgütlenmeye başlar ve en önce ilk yaptığı şey dağdaki eşkıyaları toplamak olur. Eşkıya yani efeleri toplar etrafına. Fakat bu arada tabii efeler kendilerine eşkıya denilmesini benimser mi? Hayır, devlet tarafından eşkıya denilir. Yani kanun kaçağı. Dağda yaşıyorlar. Evlerine gelemiyorlar. Yani onlar düze inmek diyor. Düze inemiyorlar. Hepsinin hakkında idam fermanı var, vur emri var vesaire var. Ve bunların çoğu haklı yere yani. Bir haksızlığa uğramış, isyan etmiş, isyan edince üstüne gelmişler. Bir karşı koymak zorunda kalmış. Askerse askerden kaçmış. Çünkü ana avrat küfür edilmiş. Vurmuş subayını kaçmış.
Gelmiş vatanında işte bildiği coğrafyada dağlarda geziyorlar. Ethem Bey bu ekibi yani dağlarda gezen eşkıya denilen ekipleri toplamadan önce kendi coğrafyasındaki güvenli bütün Çerkezlere çağrı yapar. Ve kısa zamanda etrafında binden fazla bir Çerkez kuvvet oluşur. Zaten silahları, mühimmatları hazır olduğu için yani o efeleri çağırdığında bir minik bir ordu durumundadır zaten. Ve kendisine resmi görev verildiğini, Rauf Bey tarafından, Osmanlı'nın bir bakanı tarafından görev verildiğini, kendilerini yanında görmek istediğini vesaire anlatır. O arada tabii İzmir işgal edildiği için oraya da bir değinmek lazım. İzmir'de işgale karşı ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin diye bizim bildiğimiz gerçek adı Osman Nevres'tir. O da bir teşkilat-ı mahsusa elemanıdır. Gazeteci görünümündedir ama. İlk koşunu sıkan da bir Çerkez'dir. Adige'dir. Aynı zamanda Ödemiş Hacı İlyaslı köyünde Yunan'a karşı ya resmen Yunan şeylerine nedir onun adı? Müfettiş daha Yunan ordusu şeye çıkmamış İzmir'e ama müfettişleri geliyor geziyor. Evet, onlara ilk silahlı direnişi gösteren köydür. O Hacı İlyaslı köyünün ismi zaten şimdi İlk Kurşun köyüdür. Bunlar da ilginç. Yani Çerkezlerin birbirinden habersiz böyle hep bir anda harekete geçmiş yani olmaları. Yani mücadeleci, vatansever. Sebebi de şudur. Bunu Ethem'e sorulduğunda şunu demiştir. Vatan olmayana her yer soğuk gelir. Yani zaten oradan vatansız kalmışlar. Buraya gelmişler. Burayı son vatanları görüyorlar. Burada da elden gitmesin diye bu acıyı daha önce çekmiş bir millet olarak diğerlerinden daha duyarlılar ilk anlamda. Evet. Çünkü diğerleri bu acıyı belki çekmemiş ya da inanmıyorlar buralara kadar gelmemizden. Hocam bu arada tabii Erol Karayel hocayı da burada selam edelim. Erol Karayel Bey bugün belki burada olabilecekti ama başka bir programı vardı. Onun bu bana şeyle ilgili sitem etmiş Fikri Bey diyor. Ya bırak da Turgut Bey biraz konuşsun. Yani sözünü kestiysen bilmiyorum farkında değilim. Özür şimdi ver. Bu şeyle ilgili gönderdiği önemli bir şey var. Sürgünler yokluktan yerli halka zarar vermiştir. Yerli halk da onlara tavır almıştır. Arşivde asayiş belgeleri var demiş ki doğrudur. Ya mutlaka öyle de olmuştur. Burada az önce hocamın ifade ettiği asayiş meselesi arşiv kayıtlarında da yer alıyor. Ancak burada şu anlamı çıkarmayalım. Anadolu halkı Çeçenlere karşı direndi gibi bir anlam lütfen çıkmasın. Bunu bugünkü Suriye örneğiyle somutlaştırıyoruz ama Suriye'yi devletimiz kabul etmiştir, çadır kentler kurmuştur. Ama Suriye'de işte biraz sonra inelim. Burada minik bir ekleme yapmak istiyorum. Taksim'de tabloda köfte satıyor. İşte. Gelmiş buraya kadar. Yani Suriyeli parası yok, pulu yok. Devlet ona kucak açmış. Buna ister istemez toplumun belli kesiminde tepki koyuyor. Yani ne işin var İstanbul'da hesabı. Ben biliyorum Mersin'de mesela Suriye'nin malı, mülkü olan insanları da Mersin'de, işte deniz kenarında evler, villalar satın almaya başladılar. Bunun da getirdiği böyle şeyler, sosyal reaksiyonlar olabiliyor. Şimdi demin Çerkezler diyeceğine diliniz süçtü, Çeçenler dediniz. Onlar da aynı evlerden burada aklıma ama, gelmişken, siz onu söylediniz, iyi ki söylediniz. Evet. Bunu söylemek, bu da bir görev benim için. Ya Suriyelilere, işte daha önce gelen Afganistanlılara, daha önce gelen başka Bulgaristan'dan gelenlere, herkese kucak açılsın, ben bir şey demiyorum. Yalnız ya bu Çeçenlere, bu Çeçen kamplarını bir gidin çekin bir gün, habercisiniz. Bir bakın oradaki rezilliğe. Bu Çeçenlere niye bu devletimiz bizim böyle bu rezilliği reva görüyor? Orada güya kamp, mülteci kampı. Evet. Ben anlamıyorum. Bu Çeçenlere herkese sahip çıkılıyor. Bu Çeçenleri burada Rus ajanları çatır çatır şehrin ortasını öldürüyor. Ankara'nın göbeğinde başbakanlığa 200 metre mesafede adamı bürosunda geldi. Birkaç öldürdüm. Doğru. Birkaç Çeçen suikaste maruz kaldı ama birkaç Çeçen suikaste maruz kaldı diye Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Çeçenleri göz ardı ediyor cümlesi biraz ağır gider. Zaten ağır göz ardı ediyor. Çünkü belge yok ama. Ama ben gittim gördüm o kampları. Yani rezillik yani. Hayır, kamp için söylemiyorum. Çok kötü yani koşullarda burada yaşıyorlar. Ben onu ek olarak, bir de bu cinayetlerin böyle karanlıkta kalmasını da ek olarak söylüyorum. Yani kampların durumu çok kötü. Bir tavır sergilendiğini çok, ne bu hükümet döneminde ne önceki hükümetler döneminde olduğunu yani düşünmüyorum. Devlet politikası. Genel yani olarak tabii sorunlar vardır. Bugün Suriyeli mülteci kamplarında da bir takım sorunlar yok. Yok değildir. Tabii vardır. oluyor isyanlar ama, vesaire oluyor. Böyle bir politika bilinçli olarak uygulanıyor diyemeyiz. Evet. Valla o zaman bu arada bir, uygulanmıyorsa, gözden kaçıyorsa da buradan ben hatırlatmış olayım. Hiç olmazsa. Hiç olmazsa. Tabii ki teşekkür ederim. Hiç olmazsa. Evet. Hocam bir Çeçen arkadaşımız var. Fahrettin kardeşimiz bir mesaj yapmış. Samsun sürgündeki yerleşim merkezidir. Şimdiki kilis gibi demiş. Dil yok, para yok. Çarşamba babasına 10.000'ler yığılmış. Evet. Aynı zamanda silahları da alamıyorlar. Yokluktan Ermeni ve Rum köylerine çöküyorlar. Türk halkı da korkuyor gibi bir ifade kullanmış. Tabii demin söyledim ki zaten mesajı olarak da bunu ifade edelim. Yani şimdi bu zaten Çerkezetem'e doğru yani. Gidiyoruz. Çerkezetem üzerinden gidelim. Çerkezetem'in hapisten o dönem savaş koşulları hapisten çıkarttığı ve onlardan oluşurduğu bir milis gücü de var. Şimdi işin ilginç yanı burada 2000 kişiden bahsediliyor. Burada Ethem Bey'in yanında en büyük yararlılık göstermiş kişilerden birisi bir parti pehlivan ağa diye bir adam vardır. Evet. Bu Manisa cezaevinin müdürüdür. Ethem Bey'den daha habersiz kendisi cezaevine girmiştir. Manisa hapishanesine. Bir sürü idamlık var. Hocam bütün Çeçenler bu programı izliyor galiba. Müthiş bir şey var. Çerkezler sürekli Çeçenler diyorsun. Çeçenler, Çerkezler. Ha. Çünkü Çeçenlerden de bahsedince Çeçenler ve Çerkezler aynı ırktandır diye, kardeş ırktandır diye müthiş bir şimdi bu parti pehlivan ağa cezaevine gidip bir konuşma yapıyor. Diyor ki İzmir'e yılan çıktı, yarın buradalar. Evet. Ya burada kalın, fareler gibi ölün, ya da gelin benimle beraber size silah dağıtacağım, vatan için savaşın der. Oradan 200 kişi yanına silah alarak Ethem Bey'e ilk katılan kendi akrabalarının dışında ilk büyük kuvvettir bu. Yani cezaevinin silahlandırılmış, gelinmiş. Bu parti pehlivanı da Ethem Bey'den aşağı kalmış. O da 2 metre boyunda. Pehlivanlığından dolayı parti pehlivan denir. Parti pehlivan ismi. Parti. Parti pehlivan. Oh, parti. Pehlivanlığından dolayı da pehlivan deniliyor. Bu adam Ethem Bey birliklerini dağıttığında ağlayarak Ethem Bey'e demiştir. Biz seninle böyle mi kavilleştik? Sonuna kadar gidecektik der. Ethem Bey der ki kardeş kanı dökmek istemiyorum. Onun üzerine de bir laf söylemiş. Bundan sonra bu dağların kralı benim. Hem İsmet'in ordusuna çakarım, hem Yunan'ın ordusuna çakarım diyerek ne yıllarca ilk Ethem Bey ordusunu dağıttığında. Dağıttığı dönemde. Ve 1000 tane adamıyla uzunca bir süre hem Yunanlılarla hem İsmet'in yani Ankara hükümetinin ordularıyla savaşmıştır. Fakat gene Yunanlılar tarafından gene bir savaşta öldürülmüştür. Yani gene Yunan kurşunuyla öldürülmüştür. Balıkesir'in en büyük caddelerinden birisinin adı da Parti Pehlivan Caddesi'dir şimdi. Evet. Yani onu kahraman hiç olmasa saymışlar. Evet. O da bir kazanç. Nereden başladık? Mondros Mütarekesi. 30 Ekim 1918. Aradan 5 ay geçiyor. Bu 5 aylık süreç içerisinde Kuvayi Seyyare Rum çetecilere karşı gerekli mücadeleyi veriyor. Yeri geliyor savunma, yeri geliyor taarruz. Ve 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal ediliyor. Ertesi günü de o da hep manidar gelir bana ya. Yani 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgal edildiği gündür. Bir gün sonra ise Haliç üzerinden Bandırma vapuruyla Mustafa Kemal Paşa, Vahdettin'in ve damat Ferit Paşa'nın bilgisi dahilinde Samsun'a gider. Yani bir gün sonra İzmir işgal edilir. Ama yani o gerçekten tesadüf. Bir komplo yapmak. Bu gerçekten tesadüf şu söylemiyorum. Çünkü daha önce planlanmış. Hayır, o 6 gün önce yola çıkması gerekiyor. Fakat İngiliz komiserliğinden izin alamıyor. Yani vermiyoruz demiyorlar. Bir türlü imzalatamıyorlar ya yani, o çıkış. Hayır, şimdi şu var yani.
15 Mayıs'ta İzmir işgal ediliyor. Osmanlı'nın bir önemli vilayeti. Bir gün sonra mütareke dönemi İstanbul işgal altında fiilen mütareke döneminde bir numaralı ülke İngiltere Yunanlarla işbirliği içerisinde, değil mi? Yunanlarla işbirliği içerisinde mi? Evet. Bir gün evvel Yunanistan Yunanlılar İzmir'i işgal etti mi? Etti. Hı hı. Peki Mustafa Kemal Paşa mütareke döneminde işgalci İngilizlerin haberi olmaksızın, bakın ittifak demiyorum. Hı hı. Bir işbirliği vardır gibi bir ağır cümle söylemiyorum. Konumuz da o değil zaten. Onların bilgisi olmadan Bandırma vapuruyla gidebilir mi? Gidemez. O zaman İngiltere ya şeytani bir zekayla. Hayır, şöyle bir durum var ama orada. Zaten doktor, Mustafa bunlar, Kemal'in Samsun'a gitme nedeni zekaya sahip. Samsun'a gitme nedeni Samsun ve havalisindeki gene başını çerkezler geçiyor. Çekiyor. Asayişi temin maksadıyla. Merzek, Ekrem Bey vesaire. Bunlar gene Rumlarla ve Ermenilerle sürekli çatışıyorlar. Bu çatışmayı durdurmak üzere görevlendiriliyor. Yani İngilizlerin lehine bir iş yapmak üzere gönderiliyor. Bu işin sonra buraya yani döneceğini işte o yüzden, İngilizler belki de... O yüzden bu bir ayrı bir başlık tabii. Hı-hı. Ben sadece konu denk geldiği için. Şimdi demek ki 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Paşa milli mücadeleyi başlatmak. Daha doğrusu Bandırma vapuruyla gidiyor Samsun'a ve akabinde Amasya'ya. Samsun da bu arada gene İngiliz işgali altında. İngiliz işgali altında. Havza üzerinden Erzurum, Sivas kongreleri Amasya Tamimi der iken yıl 1919 Mayıs, Haziran. Temmuz'da Erzurum Kongresi, Eylül'de Sivas Kongresi. Bu arada Çerkez Ethem ne yapıyor? Bu arada kronolojik olarak gidelim. Aha, Çerkez Ethem bu arada adamın hayatı zaten Salih, o 2-3 yıl içerisinde Salihli'de bir cephe açmayı planlıyor. Demirci Mehmet Efe başta olmak üzere, Yörük Ali Efe başta olmak üzere çevredeki bir kısmı Sarı Edip Efe mesela Çerkez'dir zaten. O da yüzbaşıdır. Evet. Ama daha çıkmıştır. Ordu Demirci Mehmet Efe Çerkez değil. O. Çerkez değil mi? Sarı Edip Efe Çerkez'dir. Zaten şeyde asılmıştır İzmir suikastinde. Evet. Hala Ethem'in adamı dışarıda gezebilmektedir ama o güne kadar. Sarı Edip Efe vesaire işte bu Efe'leri toplayıp kendine katılan Parti Pehlivan ve Güney Marmara'dan, Kütahya'dan, Manisa'dan katılan Çerkezlerin de oluşturduğu güçle yaklaşık zaman zaman 4000'e düşüyor, zaman zaman 5000'e çıkıyor. Çünkü Ethem Bey'de şöyle bir şey var, maaş veriyor bir kere. Yani yanındaki gerillalara maaş veriyor. Artı izinleri var, eve gidiyorlar. Çarşızlı gibi. Evli barklı adamlar çünkü. Evet. Onun için zaman zaman sayı 4000'e düşüyor, 5000'e çıkıyor, 4500'e geliyor filan. Teşkilatlı bir ordu kurmuş. Resmen hepsinin özel muhasibi var zaten. Hepsinin maaşları veriliyor. Komutanlarının maaşı başka, normal sıradan neferin maaşı başka. İleride göreceğiz. Bunlar Ankara'ya geldiklerinde Yozgat isyanı bastırmaya giderken Ankaralılar hayret ediyor. Ya diyorlar bunlar nasıl elbiseleri hepsi gıcır gıcır silahları, somları, atları vesili filan. Yani hayret ediyorlar. Çünkü Ethem Bey bir çapulcu çetesi, bir eşkıya çetesi gibi olmaktan çok tamam gene bir gerilla, gene bir tam bir yerleri belli değil vesaire. Tamam Manisa Salih'in orta yerinde bir karargahı var. İçinde revir var, hastanesi var, bilmem şeyi var, koskoca aşevi var. Yemek yapılıyor, gidiliyor falan ama i̇şte asıl paraları, işler dağlarda. Paraları biraz sağdan soldan milletten zorla aldığına dair iddialar da var. Tamam geleceğiz o iddialara. Mesela birkaç tane örnek de vereceğim ben size. Diyor ki Galip Ağa diye birisine Düzce ayaklanmasını bastırmaya giderken herkesin içinde ama. Sen diyor 5000 lira veriyorsun. Ben 5000 lira veremem diyor. İstanbul'daki Beyoğlu birhanelerinde, pavyonlarında diyor yabancı kadınlarla bir gece de diyor sen bunun 5 mislisini harcıyorsun diyor. Atın bunu içeri diyor. Adam hemen içeri atıldı. 5 dakika sonra hemen kahyasına getirttiriyor 5000'i veriyor yani.
Hemen ona bir de makbuz veriyorlar. Ya makbuzsuz para almıyor zaten. Kendisi verirken de makbuzla veriyor. Bir şey verdiğinde. Aracı makbuzla alıyor yani. Tabii alırken de haraç derseniz haraç. Haraç. Yani ya ama haraçtır yani. Vallahi memleket... Yani memleket için tamam durumda, alınabilir ama... Bu durumda... Yani adamın birisi 5 bin lira para isteniyor. Birisi. Kanuni olmayan bir alışveriş bu, hayır, 5 bin lira para istiyor. Adam da 3 bin lira vermeye razı. Yok sen 5 bin lira vereceksin. Beyoğlu'nda kadınlarla yiyorsun deyip adamı hapse attırıp zorla o 5 lirası vallahi, el koymak... Vallahi şimdi bu liberal bu zaman, ekonomi değil yani adam... Parası değil mi? İstediği yerde yer, istediği yatırım yapar. Söylersen, ama bu koşullarda anlaşılır. Bunu söylersen, şimdiki koşullarda batıda, tabii araç. Batı'da ya da Anadolu'da, Ege'de ya da Anadolu'da insanlar milli mücadeleye gönüllü olarak iştirak etmemiş gibi bir anlam da çıkabilir de hayır. O yüzden söylüyorum. Bak yanında savaşmak hayır. Ayrı bir şey. Para pul verirken herkes değil canım zaten herkesten almıyor ki. Mesela şeyleri basıyor. Büyük Hollandalı işte İngiliz firmalarının depoladığı işte pamuk, ekin vesaire bilmem ne buğday şeyle çiftlikler var. Basıyorlar, alıyor, hepsini el koyuyor, köylere dağıttırıyor. Şimdi böyle bir de işte Robin Hood gibi bir karakter olduğu için o normal gariban halk, fakir halk, işte ekmek bulamayan savaş koşullarında ya da başında erkeği olmayan. Padişah ne yapıyor bu arada? Haberi var. Çerkezetimi tanımaması mümkün değil. Tabii padişah da bu ara işte sürekli İngilizlerin sıkıştırması sonucu yolla bu asinin üzerine bir ordu da bu bizim işimizi gücümüzü mahvediyor diyerek gönderiyor yetimin üzerine tabii hemen bir şey örgütleniyor. Genel Çerkez olan Anzavur Ahmet adındaki bir jandarma binbaşılığından emekli olmuştur ama okuması yazması olmayan o da dev gibi heybetli çok acımasız çok dindar olduğu için padişah ve halifelik makamına çok bağlı aynı demin söylediğim gibi bunlar bize vatan verdi bunlara nasıl isyan edersiniz padişaha halifeye diyerek özellikle Balıkesir Edremit Bandırma Manyas Susurluk civarında kendine bağlı o da gene maaşlı bir ordu oluşturuyor ve öyle mi zannediyorlarmış? Padişaha isyan ediyor diye bir düşünce içindeler miymiş? Yani Çerkez Ethem padişaha isyan etmiyor işte, ki. Ama işte padişah bunun diyor ki... Çetelere karşı hayır padişah diyor ki... Daha kardeşim biz şey imzaladık. Herkes silahı bırakacak dedik. Ordu bile bıraktı siz niye bırakmıyorsunuz? Diye. Yani sürekli şey gidiyor. Şikayetle gidiyor bizim çiftliğimizi basıyor İngiliz. Hollandalı, Alman, neyse Fransız. Sürekli İstanbul'a şikayet gidiyor. İstanbul'daki... işgal kuvvetlerinin başı olan da İngilizler sürekli padişaha baskı yapıyor. Bunları dağıtacak, susturacak, işte cezalandıracak bir kuvvet. Bu kuvveti de bakırlar bu Çerkez'de ancak gene bir Çerkez uğraşır. Bu Çerkez de sıradan bir Çerkez değil Anzavur. Anzavur Ahmet dedikleri de Çakıcı Efe'nin öldürülen yani katledildiği operasyonu bizzat içinde yer alan ve en başarılı erken, en başarılı olan kişi ve sürekli yüksele sıradan bir erken binbaşılığa kadar yükselmiş, emekli olmuş, sarayla da şöyle bir ilişkisi var. Sürekli saraya yarış atı ve gösterişli binek atı yetiştirip satıyor. İşi bu. Çiftliğinde at yetiştiriyor saraya, İstanbul'daki paşalara. İşte hem arabalara koşular atlar hem de işte süvariler için vesaire atlar biliyorsunuz Kafkas atları da meşhurdur. Evet. Oradan getirdikleri atlarla burada onu hala uzun yayla da bunu devam ettiriyorlar. At ticareti yani. Uzun yayla da hem yarış atı Kafkas yarış atları hem de Ürdün gibi Çerkezlerin yoğun olduğu ülkelerdeki bu işlere meraklı zenginlere at satıyorlar. Yani bu iş hala geleneksel olarak devam ediyor. Çerkezlerin yoğun olduğu bir yer. Evet, çok ondan da çok... vefat ettiği yer çünkü orası. Evet. 1950'de şu an zaten Ürdün Amman'da vefat ediyor. Genelde Ürdün krallarının eşleri hep Çerkez'dir. Ve Ürdün kraliyet ailesinin özel bütün koruması Çerkezlerden oluşur ve Çerkezlerin o milli kıyafetleriyle gezerler. Yani, o zaman bakın ben şimdi soru içinden soru çıktı bak.
Ürdün dediniz ki Çerkezlerin yoğun olarak yaşadığı o dönemde de evet. Özellikle o dönemde hı-hı. yoğun olarak yaşadığı yer şimdi dediniz. De. Şimdi de öyle dediniz diyorsunuz. Çerkez Ethem'de 1950'de Ürdün Amman'da vefat ediyor. Hı-hı. Çerkez Ethem ya da akrabaları ya da Çerkezler. Programın başından beri zaten söylüyoruz. Vatansever, mücadeleci insanlar. Sadece anlamak için soruyorum. Ürdün kralının babası kim? Babasının babasının babası hı. Şerif Hüseyin. Hı. Hatta şu andakinin de dedesinin dedesi. Evet. Şerif Hüseyin deyince aklına geliyor. Osmanlı'ya arkadan vuran Arap. İnsan. Evet. Ki öyle. Osmanlı'ya ihanet eden bir adamın kurulmuş olan bir ülke. Ürdün'de vatansever Çerkezlerin yoğun olarak o dönemde yaşıyor oluşu bana şey geldi. Size ilginç gelebilir. Ben yani. Size şöyle söyleyeyim. Bunu Çerkezler kınamak için değil, meseleyi hayır. anlamak için şimdi söylüyorum. Çerkezler bu bulundukları, şu an bulundukları Suriye'deki Çerkezler, onların da dramı şimdi çok kötü. Diğer bütün Suriye'deki halklar gibi. Onlar da perve perişanlar. Şimdi Suriye'de var, İsrail'de var, Ürdün'de var, Irak'ta var. İşte Ürdün, Suriye, Irak dediğimiz zaten Şerif Hüseyin'in bir tamam. oğlu Irak kralı. Ama bir işte Faysal, buralar, bir oğlu, buralar, Ürdün kralı. Buralar Osmanlı toprağıyken Çerkezleri oralara yerleştirmişler. Şimdi Çerkezleri... Nüfus politikası gereği. Çerkezleri, Şerif Hüseyin'den sonra 1917'den hayır, sonra adam, hala ora, adam oldu ama... Adamın yeri orası. Adamın, her, ama herkes, ilişkileri de kuvvetli dedi. Bu, bu şeyler kesilince böyle sınırlar şak 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 herkes kaldığı yerde kalmış. Şimdi Barzani de Osmanlı vatandaşıydı dedesi. Değil mi? Saddam'ın dedesi de Osmanlı vatandaşıydı. Gerçi Esat'ın dedesi de Osmanlı vatandaşıydı. Vatan severlik noktasında vurgular yapan Cem Uzan da Ürdün himayesinde şu anda. O da Çerkez çünkü. Çerkez miydi? Evet. Balkanlarda da çok Çerkez vardı. Ürdün himayesinde. 1856'da Şeyh Şamil teslim olduğunda bir grup şey üzerinden. Ben onu Balkan zaten. Ukrayna üzerinden şeye gelmişlerdir, Balkanlara yani yerleşmişlerdir. Bir izleyicimiz Ürdün'de şu anda 60 ila 80 bin civarında Çerkez yaşıyor demiş. Böyle bir bilgi paylaşmış bizimle. Bu arada bazı... Buradan giden Ermeni vatandaşlarımız da tehcir neticesinde oraya pek çok isim gitmiştir. Lübnan'da çok. Lübnan'da da çoktur. Ağırlıklı olarak Lübnan'da. Hı-hı. Evet, bazı tweetlere cevap verelim. Bu Soçi'ye tepki amaçlı Almanya'da bir Çeçen galiba 9. günündeymiş. Açlık grevi yapıyormuş. Evet. O bir... İzleyicilerimiz belirtmişler. Bu yüzellikler meselesi var. Yüzellikler meselesine işte de geleceğiz. Sorusunun bir cevabı da yüzellikler meselesini konuşacağız. Aşık Revi'ni söyledik. Bir de Medet Ünlü meselesi var. Medet Ünlü meselesi biraz daha politik bir konu. Fikri Bey o konuyu aslında izah etti. Ama ilerleyen dakikalarda reklamdan sonra bu konuya değinmeye çalışıyoruz. Medet Ünlü'ye gireceğiz. Medet Ünlü'den ziyade güzellikler meselesine gireceğiz. İşte, ama Ürdün'de kronolojik... niye bulundukların da sebebinden bir tanesi evet, o. Onu 1919 Eylül'deyiz şu anda. Milli mücadelenin civcivli zamanları. Tam Salihli'de karargah kuruldu. Zamanları. Şimdi 1921'e kadar gideceğiz. 22'de büyük taarruz, 23'te cumhuriyet kuruluyor. Büyük kahraman Ethem ve Bey güzellikler nasıl? Lozan'la birlikte evet. gündeme evet. geliyor. O 5 yılı hızlı hızlı geçeceğiz. Tamam. Ne evet. zaman? Tabii ki reklamlardan sonra. Siz reklamları izleyin, biz de bir çay içelim. Evet. Ben geri kalmak istemiyorsanız bu bölüm tam size göre. İşte Teknopark başlıyor. Selincanik bu hafta darbeye, suya, aşırı ısıya ve soğuğa dayanıklı bilgisayarları sizler için test ediyor. Özellikle zor iş koşullarında kullanılan bu özel cihazlar mercek altında. Türkiye'nin ilk karanlıkta parlayan kuzusu çimen dünyaya geldi. Türk bilim insanlarının amacı bu hayvanların sütünden ilaç üretimi yapmak. Transgenik kuzunun detayları Teknopark'ta. Aklınıza bir cep telefonu uygulaması geldi ve bu uygulamanın hayata geçmesini istiyorsunuz. Peki kimden destek alacaksınız? Teknoloji ve bilim dünyasından ilginç haberler. Teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız Selin Canik'in hazırlayıp sunduğu Teknopark bugün 13.15'te 360'da. Eğer teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız Teknopark'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Stüdyo Platin'in bu haftaki konuğu saklikkapınızda.com kurucusu Faik Soma. Sağlık sektöründe ikna, birebir ikna çok önemli olduğu için o yöntemler hala çok geçerli. Somer sağlık sektörünü, sektörde başarının sırlarını ve yenilikleri Stüdyo Platin'de değerlendiriyor. Oya Yalıman ve Selçuk Kiper soruyor, Faik Somer Stüdyo Platin'de yanıtlıyor. İndirekt pazarlamada da en önemli husus ikna gücünüzü kullanmanız lazım. Başka diğer mecraları kullanamadığınız için. Stüdyo Platin bu akşam 20.15'te 360'da. Büyük bir sevgi, vazgeçilmez bir tutku, efsane bir aşk. Sevenler futboluyla buluşuyor, futbolun keyfi orta sahada çıkıyor. Süper Lig maçlarından analizler, Avrupa liglerinden maç özetleri ve objektif yorumun adresi orta saha bugün 360'da. Türkiye'nin yaşadığı değişim ve dönüşüm dönemeçte tüm açıklığıyla masaya yatırılıyor. BDP'nin meclis başkanlığına sunduğu toplumsal barış ve müzakere kanunu yasa teklifi ne anlama geliyor? Seçim öncesi CHP'de yaşanan tartışmaların nedeni Mustafa Sarıgül mü? Türkiye'yi seçim döneminde bekleyen sorunlar neler? Can Paker, Etyen Mahçupyan ve Bekir Berat Özipek dönemeçte Türkiye'nin nabzını tutuyor, gözden kaçan ayrıntıları yorumluyor. Dönemeç pazartesi 20'de 360'da. Beşiktaş Integral Forex İspanya'da kader maçına çıkıyor. Siyah beyazlı ekibin son 16'ya kalmak için Zaragoza ile yapacağı mücadele 360'da ekrana geliyor. Zaragoza, Beşiktaş Integral Forex T grubu son maçı çarşamba günü 21.30'da canlı yayınla 360'da. Tarihin karakatusu devam ediyor. Bu hafta Çerkez Ethem'i sansürsüz bir şekilde işlemeye çalışıyoruz. Konuğumuz Çerkez Ethem kitabının yazarı Sayın Turgut Tüksoy. İki bölüm ele aldık. İki bölümde bir biyografisi ve Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar getirdik. Kendine bağlı bir milis kuruyor. Milisten ziyade daha çok düzenli ordu gibi bir hal var. Maaşlar veriliyor vesaire. Ankara hükümetinden, evet, hükümet kurulmadan önce Sivas'tan resmi bir görevi olduğu için artık, evet, Mustafa Kemal'in heyeti temsiliye reisi sıfatıyla bir görevlendirme yazısı yollanıyor Ethem Bey'e. Evet. Kuvayi Seyyare Umum Kuvvetler Komutanı sıfatıyla ve Kuvayi Seyyare Tebdil Mahkemesi. Yani evet. Şimdi Ethem Bey ileride göreceğiz. İşte milleti yargılamadan astı falan diye söylenen şeyler var. Ya da sanki bu mahkemenin başkanı Ethem Bey'miş gibi algılayanlar var. Bu mahkeme Ankara hükümetinin resmi görevlendirme yazısıyla kurulmuş. Yani resmi bir mahkemedir. Tabii savaş koşullarında o mahkemenin ne kadar düzgün çalıştığı, ne kadar adil olduğu mutlaka tartışılabilir. Mutlaka yanlış kararlar da verilmiş olabilir. Birazdan geleceğiz. Özellikle Düzce ayaklanmasının bastırılması sırasında 57 tane Çerkez ileri gelen, yani Çerkez beyi, önderi idam edilmiştir. Bu özellikle Düzce civarında Ethem Bey pek sevilmez bu yüzden. Evet. Fakat bunun da arka plandaki gerçeklerini birazdan anlatacağız. Şimdi gelelim Salili'de kurulan bu Kuvayi Seyyare Kuvvetleri karargahı. Önce gene milli mücadele yapıyoruz şeyiyle kurulmuş iki tane de alay var Salihli'de. Evet. Alaşehirliler alay diye bir alay. Bir de Mütevellizade alayı diye bir alay. Bunlar da daha sonra anlaşılıyor ki görünüşte milli kuvvetlerin yanındaymış gibi durup, işgale karşıymış gibi durup, fakat İngiliz Muhlipleri Cemiyeti tarafından kurdurulmuş,
sürekli hem Müslüman hem gayrimüslim köyleri basan, tecavüz yapan, altınlara, değerli eşyalara el koyan bir eşkıya grubu. Ethem Bey bunları uyarıyor birkaç defa. Sonra bunlar Ethem Bey'e pusu kuruyorlar, öldürmek üzere suikast hazırlıyorlar. Evet. Fakat Ethem Bey'in şöyle bir özelliği var. İstihbaratçı, teşkilatın mahsusacı olduğu için her yere mutlaka güvendiği adamlarını sızdırıyor. O adamlardan aldığı doğru istihbari bilgilerle kendisine bir yol çiziyor ve genelde bu tuzaklara düşmüyor. Ve kendisine kurulan bu tuzak, yemeğe davet ediyorlar, barışma yemeğine. O tuzağın olduğu gün gizlice dağdaki bütün güçlerini Salih'in içine indiriyor. Pusuyu kuran adamları pusuya düşürüp hepsini imha ediyor ve Afyon'a kadar, Uşak'a kadar kovalıyor. Bir tek işte o mütevezzizade kaçıp kurtulabiliyor. Evet. Diğer Ethem Bey'in şöyle de bir özelliği var. Yani dağıttığı, bastırdığı isyanlarda elde ettiği bütün silahları Ankara'ya yolluyor. Eğer subay varsa Osmanlı subayı Ankara'ya yolluyor. Evet. Yani pişman olanları. Ki orada bir ordu kurulabilsin, düzenli ordu kurulabilsin. Hocam tam çünkü burada çok tam eleştiriliyor Ethem Bey, düzenli orduya evet karşı olduğu için isyan etti falan diyorlar. Evet. Bu da doğru değil yani. Şimdi tam burada şunu ifade etmekte fayda var. Bu baskınlarda gösterdiği üstün başarıdan dolayı Mustafa Kemal Paşa'dan aldığı telgraflar var ve övgü dolu yüzlerce cümleler var. Şimdi biraz bunlardan da bahsedelim. Çünkü ilerleyen süreçte göreceğiz ki iltifat yağmuruna tutulan bu zat hain ilan ediliyor meclis şimdi tarafından. Şeyimizin yani akışımızı, encamımızı bozmamak adına o kronolojiyi takip edelim. Zaten yeri peki, geldiğinde... Yani çünkü zaten şeyleri konuşuyoruz. Söyleyeceğiz zaten. İsyanları basamadaki başarısını konuşuyoruz. Kısaca şunu söyleyeyim. Bir Mill hattı diye bir hat var. İngiliz General Mill tarafından kurulmuş. Menderes Irmağı'nın batısı, evet, doğu. Şimdi Mustafa Kemal ve Ankara hükümeti sürekli olarak... Daha Ankara hükümeti yok. Ankara'ya daha yola çıkılmış ama... Ya işte Erzurum oralardalar. Oralardan sürekli Ethem Bey'e gelen telgraflar da şu. Mill hattından bu tarafa, yani doğuya, Yunan ordusunu geçirme. Ne yap yap, onlar orada mıh gibi kalsınlar. Evet. Ve Ethem Bey bunu başarıyor yıllarca. Önce Salihli'ye saldırıyor Yunan ordusu, geri püskürtüyor. Ondan sonra Birgi'de büyük bir savaş oluyor. Gene Salihli'nin ilerisinde Birgi'de, evet, bir kasaba var. Oradaki büyük savaşta şeyin de yardımıyla, özellikle bu ilk savaşları Demirci Mehmet Efe yokken veriyor ilk savaşları. Ama o büyük savaşta Demirci Mehmet Efe'nin çok büyük son dakika yetişip yardım etmesine Yunan kuvvetleri perişan olup kaçıyorlar. Ve oradan alınan, ganimet alınan silahlar, toplar vesaireler... yine dağlardaki silahı az olan, eski olan, işte o eşkıya diye adlandırılan şeylere dağıtılıyor, efelere dağıtılıyor. Ve gittikçe bu başarılar arttıkça Ethem Bey'in kuvvetlerine katılım da artıyor tabii. 1920'ye geliyor, tabii, geldik tabii, mi? Tabii. Şu anlattığın geliyoruz, yıllar. Geliyoruz. Henüz gelinmedi değil mi? Ha, 19'un Kasım 100. Aralık işte zamanı. Bu süre içerisinde... Bir de işin bu tarafına bakalım. Biz Ege'ye bakıyoruz. Mustafa Kemal Samsun'a ayak bastı. Evet. Samsun'da durumun tehlikeli olduğunu hissetti. Çünkü İngiliz işgal altında Rumlar çok örgütlü, silahlı, bir suikast olabileceği istihbaratı gelince hemen hızla Havza'ya geçti. Ve bu süre Havza'dan Erzurum'a gelene kadar yine Çerkez kuvvetleri tarafından, milis kuvvetleri tarafından, yani demin ismini bahsettim, Berzek Ekrem, ki bu zaten Kurtuluş Savaşı madalyası verilirken yanına bir de bu hizmetlerinden dolayı berat verilmiştir. Şeye kadar, işte Havza'ya kadar getirilmiştir. İlk önce Havza'da Mustafa Kemal'e şeyden bahsedilir, Topal Osman'dan bahsedilir, böyle bir adam var burada. Rumlara göz açtırmıyor. Fakat Topal
Topal Osman'ın şöyle bir özelliği de vardır. Etrafındaki beraber milis kurduğu çetelerin bir kısmı bu 1915 olaylarında çok acımasızca katliamlar yapmış, işte mal mülke el koymuş filan. Mustafa Kemal ilk önce bu yüzden dolayı adını duymuştur yani. Çünkü ismi iyi anılmayan bir insan olduğunu düşünerek pek önce onunla görüşmeyi kabul etmez gibi davranır. Fakat koşullar öyledir ki yani herkese ihtiyaç vardır. Hele böyle bir örgütlü gücü olan herkese. Mustafa Kemal'in en büyük özelliğidir bu. Yani yoklukta kim lazımsa onu bulabilmek, günü geldiğinde de tasfiye edilecekse etmek. Peki, ama o gün lazımsa onu değerlendirmek. Karadeniz'de Giresun, Ordu, Trabzon o yörede işte. Özellikle Giresun'da Topal Osman'ın çetecilere karşı vermiş olduğu mücadeleyi gören, gözü karalığını gören, cesaretini gören Mustafa Kemal Paşa daha sonra, tabii konu daha sonra muhafız alayı komutanı yapıyor. Evet. Yani yanına alıyor. Sonra araları açılıyor vesaire. Peki Çerkez Ethem'de Ege'de güçlü. Hı. Yani Topal Osman Karadeniz'de neyse Çerkez Ethem'de öyle. Çerkez Ethem'i niye yanına almıyor? Almak istemiyor mu? Yoksa almak istemesine rağmen Çerkez Ethem mi yanaşmıyor? Şimdi bunu sadece bir parantez içinde söyleyelim. Kronolojiyi bozmayalım tabii ki. Şimdi Ethem'i aldığı zaman Ege'de bu işleri yürütecek kontrolsüz güç diye mi? Komutan olarak kala Tevfik Bey kalıyor. Tevfik Bey hakikaten çok deli bir adam. Şimdiki deyimiyle psikopat Tevfik deniliyor evet. Ya bu mahkemelerin de başkanı odur yani. KOSYR mahkemesinin. Çok agresif, aklına geldiğini yapan bir adam. Onun için pek ona güvenemiyorlar. Yani yoksa Ethem'i hastalığı döneminde Ankara'da misafir ediyor. Mustafa Kemal çok iyi davranıyor, müthiş taltif ediyor. Birazdan göreceğiz mesela kendi istediği aday İçişleri Bakanı yani Dahiliye Nazırı seçilemeyince, Refet Bey'le seçilemeyince Ethem'i ziyaret ediyor. Keçiören'de misafir kaldığı konağa gidiyor. Diyor ki durum böyle böyle ocağına düştük. Anca senin lafını dinler senden korkar bu adam diyor. Ve aslında bizim darbeler tarihimizin ilk birincisini Ethem yapıyor. Seçilmiş adama bir mektup yolluyor. Adama ver istifa diyor. Yani darbeler tarihi derse ilk darbeyi yapan da Ethem Bey'dir yani. Seçilmiş mecliste İçişleri Bakanlığı sırf Bolşevik diye Mustafa Kemal istemiyor. Çünkü Ruslarla işini... O, değil, o tebligat gönderdiğine göre ona biz muhtıra diyelim. Muhtıra, ihtar. Tabii mektup. Evet. Muhtıra. Baba Ali baskını bir darbeydi. Hı. 1876 Abdülaziz darbeydi. Evet, evet. Vesaire. Şimdi Ethem Bey işte 19'un son aylarında yani 20'ye doğru yaklaştığımız dönemlerde Ege'de şeyini etkinliğini iyice arttırmış, ordusunu iyice artık tahkim etmiş, Kütahya'ya doğru karargahını getirir. Çünkü Kütahya daha şeydir, dışarıdan cepheyi daha geniş görebilecek. Çünkü tam Balıkesir'den başlayıp Ayvalık'tan Sındırgı, işte Susurluk vesaire, Manyas falan ta Uşak'a kadar inmiştir cephe. Çok büyümüştür. Evet. Buraları özür dilerim. Konuşulacak çok mevzu olduğu için aslında bahsettiğiniz hususlar da önemli. Ama kısaca geçebilir miyiz? İşte şu ben açıdan. Ben de kısaca geçiyorum. De, arada şu, abi şöyle, çok bunu şöyle sorun var. Şöyle total bir cümle kullanarak evet. 1919'da 1920'de ciddi yaralılıklar gösteriyor. Ha, bu arada muharebeleri kazanıyor. Mesela Gediz Muharebesi'ndeki katkısı muazzamdır. Yani kritik bir muharebedir. Büyük, kritik bir zaferdir. İşte bu arada şey olur. Şeye doğru geliyoruz. İnönü. Anzavur da bastırıyor. Anzavur ayaklanması iki defa. İki defa bastırıyor. Büyük Anzavur ayaklanması çünkü İngiliz desteğiyle yapılmıştır. Osmanlı devletinin de hükümetinin de desteği vardır. Ve işin garibi dediğim gibi Anzavur ordusunun da yarısı Çerkez'dir. Yani böyle bir adamdır. Hı. 1920'de geldi. Ne İnönü'yle, ne Mustafa Kemal Paşa'yla, ne Padişah Vahdettin'le, ne de Tevfik Paşa'yla, sadrazamla ya da diğer sadrazamlarla hiçbir sorun yaşamayan ve yararlılıkları halk nezdinde de devlet nezdinde de görülen, tasvip edilen bir adam. Geldik İnönü muharebeleri işte oraya dönemine. Gelmeli, oraya ama hızlı gelelim. Hayır, asıl püf noktası şu.
çok konuşacak. Fevzi Çakmak mı? Evet. Miralay İsmet, yani Fevzi Paşa ile Maraşal Fevzi ile Miralay İsmet İstanbul hükümetinin birisi Genelkurmay Başkanı, biri Genelkurmay Başkan Yardımcısı. Bütün Ethem Bey bu savaşları verirken onların ikisinin imzası, altında imzası olan bir genelge bütün dağıtılmamış ordu kuvvetlerine, jandarma komutanlıklarına telgrafla çekilir. Nedir biliyor musun? Ne yazıyordur o? Evet. Müflis mi deniliyor istifa edene? Eski deyimle. Mustafi. Yani Mustafi. Mustafi Paşa, Mustafa Kemal, Halide Hanım, Ethem Bey, Reşit Bey, Ali Fuat Bey, bunların görüldüğü yerde tevkif edilmesi, tevkifata direnirse kurşuna dizilmeleri hakkında acil emirdir, ivedidir diye. Alttaki imza evet. Fevzi Paşa. Fevzi Paşa ve Miralay İsmet. Şimdi bunları yaparken Ethem Bey, Mustafa Kemal Paşa ve yanındakiler Erzurum, Sivas, işte Amasya vesaire bu işlerle uğraşıp meclis açmaya çalışırken ben İstanbul'un işgalinin işgali diyorum. Asıl resmi işgal. O gün Fevzi Paşa ile Miralay İsmet er kıyafetiyle kaçmışlardır. Milli mücadeleye en son katılan iki kişi. İsmet Paşa ile Fevzi Paşa'dır. Bütün mevzular buradan başlıyor. Atatürk işte. Ölünceye kadar yanında olan, son bir yıl hariç Atatürk'ün ölümünden evvel, bu ikisidir. İşte milli mesela, mücadeleyi Anadolu'da başlatan, evet. Anadolu'da başlatan dört paşa ise uzaklaştırılmıştır. Hı. Kazım Karabekir Paşa, Refet Paşa, Ali Fuat Paşa, Rauf Orbay. Çerkez Ethem ise keza paşa değildir ama apolitik generaldir diyorsunuz. Apolitik. Çünkü halk öyle nitelendiriyor diyorsunuz. Şimdi İnönü niçin? Çerkez Ethem'in gücünden mi? Kontrolsüz güç oluşundan mı? İhtiraslarından mı? Akli muvazenesinden mi? Dengesizliğinden mi? Yani öyle mi tavsiye ediyordu? Nedir yani? Yoksa bu benim yerime geçer diye mi korktu? İsmet İnönü Çerkez Ethem kavgası var. Bunu niçin söylüyorum? Özür dilerim. Yüzelliklere gireceğiz ya. Yüzelliklerden bir tanesi de yani Lozan'la birlikte dışarıya gönderilen isimlerden birisi de Çerkez Ethem. Bunların 80 tane Çerkez var. Evet. Mesela. Ama kritik nokta şu. Milli mücadeleyi başlatan üst düzey ilk 4 paşa olmak üzere. Evet. Bu programda daha evvel işlemiştik. Halide Edip, ilgili ayrı bir çalışma yapacağız zaten ama. Şöyle, Halide Edip de dahil. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy da dahil. Herkesle ara açılıyor. Yüzelliklere af getiriliyor. Mustafa Kemal Paşa yani Atatürk 38'de vefat edince İsmet İnönü ama strateji gereği ama vefa gereği bir takım isimlere davet gönderiyor. Kimisini, şu milli mücadelede bakan yapıyor, kimisini milli mücadelede yapıyor. Arası açılmayan İsmet Paşa ve Fevzi Paşa dışında yoktur. İsmet Paşa da son bir yıl açılmıştır. Arası açılan herkes bir şekilde gelmiştir. Bir tek Çerkez Ethem gelmemiştir. Hı. Ben af maf istemiyorum. Evet, o kendi ben gelmem kardeşim bu memlekete. Hayır, ben adil yargılanmak istiyorum. 1950'de Ürdün'de ölmüştür. Adil yargılanmak istiyorum. Şimdi demin milli mücadeleye en son katılan iki isim dediğimiz İsmet ve Fevzi Paşa Ankara'ya gelir gelmez Mustafa Kemal tarafından birisi Milli Savunma Bakanı, birisi Genelkurmay Başkanı yapılmıştır. Ve Ankara'da kazanlar kaynamaya başlamıştır. Reşit Bey'e sürekli senin biraderlerin bu işi başlattı, senin biraderlerin düşmanı durdurdu, senin biraderlerin ayaklanmaları İsmet bastırdı. İsmet Paşa, Fevzi Paşa, biri Genelkurmay Başkanı, biri Milli Savunma Bakanı sıfatıyla Ankara hükümetinin bakanları sıfatıyla Reşit Bey'e şunu mu dediler? Senin bu kardeşlerin düşmanı durduruyor. Ya bu ihanet cümlesi değil. Yanlış anlamışlardı. Ben mi yanlış anladım? Hayır, ben dedim ki çevredeki herkes İsmet Paşa ve Fevzi nasıl gelir de yani sonradan geldi. En son geldiler. Biri Genelkurmay Başkanı, birisi Milli Savunma Bakanı. Ama o kişiler Çerkez Ethem'e böyle dememiştir.
Çerkez... Reşit'e böyle dememiştir abisi. Reşit'e diyorlar. Bu sizin hakkınız diyorlar. Sizin hakkınız. Sizin biraderler. Niye durduruyorsunuz cümlesini dememişler. Ben onu o zaman yanlış anladım. Niye demiyor. Bak yine yanlış anlaşıldı. Yani düşmanı senin kardeşlerin, biraderlerin durdurdu. Bunlar piyasada yoktu. Bunlar sonradan geldi hemen makamlara baktı. Onunla makam anlamında. Tamam. Makamları kattılar. Anladım. Halbuki size haksızlık, bu makamlar senin biraderlerinin ve senin hakkındır. Tamam. Diye kazanı kaynatmaya başlıyorlar. Şimdi bundan tabii ki İsmet Bey'in kulağına gidiyor, işte şeyin kulağına gidiyor, Fevzi Paşa'nın kulağına gidiyor, Mustafa Kemal'in kulağına gidiyor. Ve işin püf noktası Yozgat isyanıdır. Yozgat isyanı çıktığında Ankara hükümeti o zamana kadar düzenleyebildikleri kadarıyla düzenledikleri ordularını Yozgat isyanı bastırmak üzere yollamışlardır. Her yolladıkları kuvvet yenilmiştir. Ellerindeki silahı da isyancılara kaptırmışlardır. Ve daha sonra şeyin deyimiyle, Mustafa Kemal'in Nutuk'taki kendi deyimiyle, yani sopayla ayaklananları silahlandırdı bizim askerlerimizi, kendi silahlarını kaptırarak. Nutuk da bunu eleştirir yani. Evet. Ve gene mecburen iki Anzavur ayaklanmasını, Düzce, Gerede, Hendek vesaire ayaklanmalarını bastıran Ethem Bey'e müracaat etmek zorunda kalırlar. İsmet Paşa Ethem Bey Gerede'deyken makine başı derler onlar. Yani telgrafla karşılıklı görüşmeyi. Ethem Bey makine başına çağrılır. İşte Milli Savunma Bakanı çağırıyor diye. Gider İsmet Paşa der ki Ethem Bey nasılsınız? Saatiniz, afiyetiniz yerindedir inşallah der. O da iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Kısa kesiyorum. Ve durumu anlatır. Mustafa Kemal Paşa ve Reşit Bey de yanımdalar. Yani onların da desteği hazır. Sizi istiyorlar anlamında. Yozgat'ta durum çok vahim. Bu son görevi de artık halledin de bir daha da size böyle bir iş vermeyeceğiz dercesini kısaca özetlediğim için tam belgenin hepsini söylemiyorum. Yozgat'a davet ediyor. Ethem Bey iki Yunan yeni Yunan kol ordusunun şeyden getirildiğini duyduğu için istihbaratı bilgi Yunanistan'dan Anadolu'ya çıkartıldığını duyduğu için hemen bir Yunan taarruzu olacağı korkusuyla endişesiyle der ki ya bunu kendiniz halledemiyor musunuz? Burada durum çok tehlikeli, çok şeyde yani uç noktada her an bir büyük taarruz olabilir. Biz kuvvetlerimizi buradan bölmeyelim, çekmeyelim der. Buna rağmen ısrar devam edince mecburen hiç olmasa 2000 kişilik bir kuvvet yanına alarak diğer 3000 kişiyi cephede bırakarak önce Eskişehir'e oradan Ankara'ya yola evet. Girer. Ankara garında şu kitabın üzerindeki meşhur fotoğraf o Ankara garında çekilmiştir. Evet. Burada Çerkez Ethem en uzun hangisiyse odur. Evet. Atatürk'ün hemen sol yanı başında gösteriyoruz. Beyaz pardesülü olan Mustafa Kemal Paşa Çerkez Ethem. Evet. Ekrana baktığımızda sağ tarafta Atatürk'ün sağ tarafında olan Çerkez Ethem. Evet. Çerkez Kürk sol taraf. Atatürk'e göre sol, bize göre tabii ekrana baktığımızda sağ. Evet. Madem Çerkez Ethem'in o fotoğrafını gösterdik, ölmeden önceki şu son fotoğrafını da gösterelim de. İzleyicilerimizde bir kanaat oluşmuş olur. Evet. 1950'deki vefatından kısa bir süre önceki sol fotoğraf. Evet. Buyurunuz. Şimdi Ethem Bey Ankara'ya geldiğinde işte o fotoğrafta görüldüğü gibi karşılanır. Müthiş bir karşılama merasimi. Mustafa Kemal bizzat sağ tarafına Ethem Bey'i, sol tarafına Tevfik Bey'i alarak otomobiliyle o bildiğimiz meşhur yoldan meclisin önüne gelirler. Orada kısa bir meclise konuşma yapmasını ister. Ethem Bey der ki üzerimde gerilla kıyafetler var. Bu kıyafetlerle mecliste konuşmak yakışık almaz der. O da der ki ya en asil kıyafet budur der Mustafa Kemal. Çık bir iki şey söyle. Girdiğinde meclise herkes ayakta alkışlar. Kurtuluş umudumuz
işte milli kahraman nidalarıyla çıkar, sadece iki kelime söyler. Bu vatan için daha bundan sonra da ne gelirse gerekirse elimizden geleni yapacağız der. Siz desteğinizi esirgemeyin der. Ve oradan eski ziraat mektebi, o zaman genelkurmay karargahıdır, ziraat mektebine geçerler. Orada Mustafa Kemal'in odasında kahve içerler. O arada toplantıya İsmet Bey, Fevzi Paşa ve Tevfik Bey de dahil olur. Orada genel durumu anlatırlar. Şeydeki, Yozgat'taki durumu. Tevfik Bey milletvekili olmayan. Yok. Reşit Bey milletvekili. O mecliste. Tevfik Bey Kuvayi Seyyaran'ın komutan vekili ve mahkeme başkanı. Tebliğ mahkemesinin başkanı. Orada durumu anlatırlar. Ve Ethem Bey belki de hayatının en büyük hatasını yaparak karşısında iki tane paşa, bir tanesi meclis reisi, bir tanesi paşa olmamakla birlikte Milli Savunma Bakanı. Bu üç şahsiyeti çocuk azarlar gibi azarlar. Der ki burnunuzun ucunda küçücük bir sülale ayaklanma girişiminde bulunur. Siz aynı Mustafa Kemal'in Itık'ta dediği gibi sopalarla, oraklarla ayaklayan adamları bastırmaya gönderdiniz. Adamları silahıyla silahlandırırsınız. Sivas'tan beri Ankara'da bir yıl oldu. Ne iş yaparsınız? Anca oturduğunuz yerden oraya buraya emir verip talimat vermekten başka bir şey bilmiyorsunuz. Bu iş böyle olmaz. Son defa bu işi de yapıp geleceğim. Bir haftada da çözerim. Kafanızı yormayın. Yani gözü kara birisi. Ha. Hatta anılarında da yazıyor. Diyor ki evet diyor. Ben Mustafa Kemal'i Ankara'da kulağından tutup siyaset dışına atmak fırsatını birkaç kere bulmuştum. Çünkü hem kıskançtı, Mustafa Kemal Paşa için söylüyor. Hem kıskançtı hem korkaktı diyor. Elimden zor kurtuldu. Böyle bir gözü karalığı var. Ama tabii bunları yıllar sonra yazdı. O dönemde de fakat, hayatının en büyük hatası dediğiniz tamam, işte, o konuşmayı yapıyor. Bu konuşmayı yani. Yapıyor tabii. Yani gözü kara bir de gücüne de inanıyor yani. Çok güçlü. Şimdi Yozgat isyanını bastırdıktan sonra bir laf vardır. İşte gelirsem geleceğim Ankara'da üçünü de meclisin kapısında sallandıracağım diye bir laf söylediği iddia edilir. Doğru değil midir o? Anılarında der ki ya ben böyle bir şey demedim deseydim gelir yapardım. Kim engel olacaktı ki diye. Yani bu kadar kendine güveniyor. Çünkü karşısında hakikaten onu engelleyebilecek bir güç yok Ankara hükümeti. Ancak kaçabilirler diye. Ve hakikaten de o Yozgat isyanını bastırıp gelir ve üçü de Ankara'yı terk etmişti. Biri Afyon'a ordu devletlerine gitmiş, biri Akşehir'e bilmem ne. Yani o üç komutanı da Mustafa Kemal dahil olmalı ve üç biri yoktu Ankara'da. Evet. Yani tabii bu gerçek olduğunu, bunu söylediğinin gerçek şey olduğunu var. Düşünerek. Şimdi az önce ekrana yansıyan fotoğraf var. Sizin de kitap kapağında kullandığınız fotoğraf. Orada Çerkez Ethem tamam solundaki adamdır da aslında o fotoğraftakilerin tamamı Çerkez. Tabii canım. Çerkez savaşçısı onlar. Hepsi Çerkez savaşçısı. Öbür milletvekili mebus vesaire olanlar da Çerkez. Tabii. Şimdi biz hızlı hızlı geçtiğimiz için şey yapamadık. Yani şimdi bugün Amasya tahmini imzalayan 5 kişiden 3'ü Çerkez'dir. İşte Sivas Kongresi'nin heyeti temsiliye yani ilk umumi merkez heyeti dediğimiz Rauf Orbay Çerkez'dir. Bekir Sami Bey Çerkez'dir. Ondan sonra Hakkı Değiş Bey Çerkez'dir. İbrahim Süreyya Bey Çerkez'dir. Yani ne bileyim daha Ömer Mümtaz Sevinç Çerkez'dir. Yani bunlar sadece merkez, umumi merkez heyet yani merkez komite gibi bir şey. Evet. Katılanların buradan şimdi okumaya kalksak bakın Abaz Hikmet Bey, Abaz Muzaffer Kılıç Bey, Abaz Osman Bey, Manyaslı Adige Yusuf Bey, Uzun Yaylalı Adige Kamil Polat gibi burada sürüyor da bir sürü. Adı Geler. Türkiye'de en fazla olan Adige ve Çerkez Abazlar da Çerkez. Yani evet. Çerkez boyun Türkiye'de en fazla Adige Kabardey boyları vardır en yoğun olarak ama az da olsa o setler de vardır. Yazmış mesela şimdi bir izleyicimiz. Bandırma Vapuru'ndaki Çerkezler de sor diyor. Tabii tabii. Var mı Bandırma Vapuru'nda? Tabii canım Çerkez. Refet Bey en yakınındaki Çerkezdir ya. İkinci komutan. Refet Bey'le. Evet. Rauf Orbay da keza. Tabii canım Rauf Orbay da o Çerkez. Bandırma Vapuru'nda Rauf Orbay yok, yoktur. Yok. Ama
Çünkü Mehmet Bey de vardı. Şimdi, zaten anlaşmaları şöyledir. Mustafa Kemal Şişli'deki evde bir gün sonra hareket edecektir. Rauf'a sorar ki biz ekibi kurduk. Bir tek İsmet gelmiyor. İsmet de ya İnönü sormuş. Demiş ki ben daha yeni evlendim. Ya ben bunlara işte kızıyorum. Ya o adam evlenmeyi göze alamıyor. Vatan için ben diyor evlenemem diyor. Vatana aşığım ben diyor. Kendi kendine görev verilmeden savaşa başlıyor. Kurşun atıyor. Öbürü ben evlendim gelemem diyor. Evet. Şimdi ben bunlara kızıyorum. İki. Bu, Kazım Karabekir'in telgrafı var. Çok meşhur. Erzurum Kongresi'nden sonra. Ya bu deli diyor bu maceracı Mustafa'nın Kemal'in peşinde niye gidiyorsun diyor. Gel diyor bak İzmir'de çiftlik alalım. Bunlar hep belgeli. Kim? Kazım Karabekir Paşa. Kazım Karabekir'e İsmet Bey telgraf çekiyor. Ha İsmet Bey. Bu maceracı deli adamın diyor. Deli diyor. Ve maceracı Kemal'in peşinden gitme diyor. En güzel işte İzmir Manisa tarafına gidelim. İşte incir, pamuk, tütün vesaire yapalım. Bu zihniyetteki bir adam. Kurtuluş Savaşı'nın en son katılan bir adam. Tabii böyle güçlü olan birisinin ayağını kaydırmak için, korktuğu için yeri, yani yerime gelir değil zaten oraya paraşütle gelmiş. Hak eden başkaları. Şimdi durum böyle olunca tabii ki bir şeylik var. Ama yani gözü insani bir şey değil mi adam? Yani gözü kara bir adam yani. Az önce kullandığınız ifadeler tabii büyük tartışma yarattı. O yanlış anlaşılabilir. Onu düzeltelim. Şimdi Atatürk'le ilgili kullandığı ifadeler Cemal Kutay'la görüştüm diyor. Öyle bir ifade kullanmadı diyor. İzleyicimiz öyle bir mesaj atmış ama şimdi o ifadeler bu Emrah Cilasun'un şeyleridir. Terkez Etem'in Reşit Bey'in torunudur. Abisinin. Çerkez Etem'in yeğenine ait kitaptır. Abisi Reşit Bey'in kızına ait kitap. Şimdi Fikri Bey buradan pasaj okudu ama dahası var. Yani bu kitabı merak edenler mutlaka okusun. Çok önemli çarpıcı kitap, evet. Çarpıcı bilgiler var bu kitapta. Dolayısıyla Gökhan Sercan Besler isimli izleyicimiz Cemal Kutay'la görüştüm. Çerkez Etem'in Atatürk'le ilgili korkak ifadesinin olmadığını söyledi diyor. Ama yeğeninde olduğunu söylüyor. Biz işin o tarafında değiliz ama. Hayır, böyle olduğunu söylüyor. Evet. Doğru mu söylüyor? Daha doğrusu doğru mu bu anılar? Hayır, bunu ben söylemiyorum diyor. Tabii. Şeyden. Çerkez Etem'in anılarından söylüyor. Çünkü Çerkez Etem'in anılarından daha ağır laflar var da o şimdi, daha ağır laflar. Şimdi Çerkez Etem'in en güvenilir anıları da bu bence. Bakalım onu da bir, yani, onu da göster. Bu daha güvenilir. Evet. Çünkü Emrah kendisi de diyor yani bunu hayır, amcamın şimdi yazıp yazmadığı belli değil diyor. Kendisi söylüyor yani. Evet. Ama bu kitapta bayağı belge var. Var belge var. Çerkez Etem'in anıları bir kahraman mı yoksa bir hain mi diye kim yazmış? Hiç kitabın üstünde Etem Bey'in anıları zaten. Kimse yazmamış. Kendisi yazmış. Hayır, sadece yayını hazırlamışlar. Yani kendisi birisi yayınlamış. Ha, işte editörlüğü yayını hazırlayanlar şeyde var, künye evet. Kapağında. Çerkez Etem. Ama kendisi Çerkez Z harfi var. Onu yazan, kitabı basanlar bilmiyor. Doğrusu S çünkü. Evet, S olması. Şimdi evet. Tabii ben isim vermeyeyim, bu ilgili ismini vermedim. Yayın evinin böyle çok aşırma kitapları var. Maalesef. Muhtemelen bu da bunlardan biri. Yok, bu öyle değil. Evet, dizgi hataları falan çok fazla. Ama anıları nerede o zaman? Orijinali, orijinali nerede? Orijinali demin söylediğiniz kişi de idi, rahmetli Cemal Kutay. Cemal Kutay'da. Ailesi verdi, geri de alamadı, kayboldu. Evet, şimdi şuradan devam edelim. Bir şey söylemeyelim de, yani böyle olduğunu ailesi bana söyledi. Biz orijinali ondaysa niye basamadı? Tabii yasaya takılacak. Hayır, kendisi basmadı. Cemal Kutay'ın var, Çerkez Etem dosyası diye bir kitabı var da. Anıları. Ha, o anılardan yararlanarak yazdığını söylüyordu kendisi. Fakat anıları tamamen basabilmek, yani düşünün ya, Karabekir gibi bir adamın, bir paşanın anılarını... Yakmaz kendisi bastı, yaktılar. Yakıldı. Yani işte deli diyorlar, bilmem ne diyorlar. O eski Eğitim Bakanı Rıza Nur, sağlıkçı, sonra doktor. Evet, şimdi bunun da bir sürü anıları basılamıyor yani, tehlikeli. Turgut Bey, şimdi şöyle bir ifade var. Ayşe Hür bu ifadeyi tabii güzel ifade, güzel betimlemiş, tasvir etmiş.
Mustafa Kemal'e, Yunus Nadi'ye ve Nazım Hikmet'e göre vatan haini. Cemal Kutay'a göre büyük Turancı, milli kahraman. Doğan Avcıoğlu'na göre başı bozuk, çeteci. Bolşeviklere göre Kemalistlerin solun içine yerleştirdiği provokatör. İngilizlere göre Alman ajanı. Almanlara göre Antant ajanı. Kendisi ise belki çok hatalarım oldu fakat asla vatan haini olmadım diyen bir isim. Şimdi enteresan bir şahsiyet. O profili çiziliyor ortaya. Şimdi ve siz bunların... kitabınızda bu belli başlı aslında bu soruların çoğuna da cevap veriyorsunuz. Kitabınızda cevaplar var. Bu kafa karışıklığının nedeni size göre ne? Şimdi sebebi şu. Birincisi yıllarca hiç konuşmadı. Yani gitti Ürdün'e. Çok insanların gözünden uzakta. Hiç konuşmadı. Kendisiyle ilgili söylenenlerle ilgili bir savunma yapmadı. Çünkü bunu zaten kabul etmiyordu. Ve herkes o 150'likler Mustafa Kemal'in vefatından sonra affedilip yani ölenler öldü tabii de. Tabii. Sağ kalanların hepsi döndü. İlk dönen zaten Reşit ve Tevfik Beyler, abileri. Hiç tereddütsüz döndüler. Fakat Ethem Bey dönmedi. Niye dönmedi? Ben affedilmek onuruma dokunuyor. Yani suçlu muydum da affedildim? Atatürk'ün sağlığında mesela Rauf Orbay bile dönmedi. Yani ve Mustafa Kemal bak da. İşte bir hem geç girdiğimizde vaktimiz az olduğundan bir de sürekli sorular geldiğinden o kronolojiyi kaybediyoruz. Mustafa Kemal Ürdün'deyken iki defa kendisine pasaport yollayıp, yol parası yollayıp dönmesini istedi. Onlar da kabul etmedi. Kabul etmedi. Mustafa Kemal sağken. Sadece şunu söyledi. Ben yargılanmak istiyorum. Ben affedilmek istemiyorum. Ama adil. Ben hain miyim? Ben çünkü sürekli Türk askerine kurşun sıktı. Kardeş kanı akıttı vesaire denildi. Bak kitabım, Kemal benim kitabımın başında yazar. Ben hiçbir tarihte, hiçbir cephede nerede diyor kardeşime Türk askerine kurşun sıkmışım. Bir bunu kabul etmiyor, bir de vatan hainliğini kabul etmiyor. Onun dışında o yargılama... Gelseydi, gene tepkisini, reaksiyonunu, muhalefetini sürdürmüş olsaydı, yani bu memleketin kurtarılmasında bir şekilde katkısı olan isimlerden birisi. Kimse bunu inkar edemez. Bahsediyoruz zaten. 2 saattir. Peki, Çerkez Ethem 38'de Atatürk vefat etti. İsmet İnönü 46'da çok partili sisteme geçti. Ne bileyim o 46-50 arası gelseydi. Yani mesela Mehmet Akif Ersoy 1936'da Türkiye'ye geliyor. Denilir ki bak Mehmet Akif Ersoy bile Atatürk'ün sağlığında geldi. Oysa Mehmet Akif Ersoy hastaydı. Tabii tevekkül sahibi birisiydi. Öleceğini düşündü. Ben vatan toprağında öleyim düşüncesiyle geldi. 2 ay sonra da zaten Mısır Apartmanı'nda vefat etti. Ama Çerkez Ethem ya kendi vatanım, topraklarım niçin ben bu topraklarımda ölmeyeyim niye demedi? Bir soru bu. Evet. Burada şöyle bir araç yapalım. Mehmet Akif Üstad geldi ama Mehmet Akif'in gelmesine izin veren Mısır Büyükelçisi hakkında soruşturma açıldığını Türk kamuoyu bilmiyor. Mehmet Akif'in İstanbul'a inişine izin veren pasaport görevlilerinin tamamı hakkında soruşturma açıldığını Türk kamuoyu bilmiyor. Mehmet Akif Ersoy kim? Milli şair. Ne yapmış bu ülkede? Çerkez Ethem gibi milli iradenin temsil edildiği meclisçe ayakta alkışlanmış bir adam. Çerkez Ethem gibi hain ilan edilmemiş bir adam. Şimdi Mehmet Akif milli iradeyi temsil eden mecliste ayakta alkışlanmış bir adam olmasına rağmen İstanbul'a gelmesine izin verenler hakkında soruşturma açan o dönemin siyasi iradesi, ideolojik iradesi yine milli iradece hain ilan edilmiş Çerkez Ethem Türkiye'ye geri dönseydi ne olurdu? Cevap şimdi veriyorum. Bir kere Mehmet Akif'le ilgili şöyle söyleyeyim. O aslında belki Mehmet Akif'in haberi yok ama
onu getirenler, gelmesini isteyenler tarafından oldu bitti yapılarak getirildi. Yani merkezi hükümet bilseydi gene izin vermezdi. Ben size söyleyeyim. Ya geldi de ne oldu? Zaten Mısır'da bile arkasında hafiyeler dolaşıyor. İkincisi, şimdi Ethem Bey gibi bir askeri bir dehası olan, her an herkesi örgütleyebilecek, arkasında bir etnik bir millet olan, her an gene toparlanıp bela açabilecek tırnak içinde tehlikeli bir adamla sadece şiir yazan, işte dediğin tevekkül sahibi bir adamın aynı tehlikeyi yaratması mümkün mü? Yani ve en abi baş can saniye, düşmanı bir saniye. Can düşmanı İsmet İnönü'nün onu çağırmamış olmasını anlarım. Kaldı ki Mustafa Kemal Paşa çağırmış. Ürdün'le göndermiş olduğu pasaport gönderdi dediniz aslında. Pasaport orayı biraz deşelim. Bu önemli. Bak, demek ki Mustafa Kemal Paşa 27'de Nutuk'ta vatan haini olarak nitelendirmiş olduğu Çerkez Ethem'in yurda dönmesi için iki kez müracaatta, evet, talepte, evet, Ürdün konsolosluğunda, evet, bulunmuş. İsmet İnönü'yü de anlarım çağırmaması. Fakat şöyle bir durum Çerkez var. Çerkez Ethem niye gelmiyor? Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Ethem Bey anılarında şöyle diyor. Bana pasaport getirenlerin diyor iki tanesi diyor. Dört kişi gelmiş. İki tanesi benle burası sıcak. Dere kenarında konuşalım derken diğer iki tanesi sandıklarımı karıştırıyorlar. Belge bir şey var mı? Nasıl güveneyim bunlara diyor. Bir. İki. Hani, bir de, hani cesurdu? Yok nasıl güveneyim diyor ya. Nasıl cesurdu? Ya tek başına koskoca devlete mi gelip dikilsin yani? Şimdi bunun yani cesurlukla ne alakası? Cesurluktan çıkmış. İkincisi, ikincisi şöyle bir durum var. Ben onu anlamaya çalışıyorum. İkincisi şöyle bir durum var. Yunanistan üzerinden Almanya'ya iltihakı... Ethem Bey sağken daha hasta falan değilken yılını tam hatırlayamayacağım da ya Mustafa Kemal de sağken herhalde 35 olması lazım. 35 yılında Antep'te birileri gözaltına alıyor. Bunlar Suriye'den kaçak olarak girdiler Çerkez. Bunlar öldürme timi Mustafa Kemal'e suikast düzenlemek için geldiler diye kıyamet kopuyor bir mahkeme. Adama böyle ifade verdirtiyor. Ethem ne tanıyor ne diyor. Bunu diyen kişi de Fatih, bunu diyen kişi yani konuğumuz, değerli konuğumuz, mahkemeler açılıyor. Nasıl gelsin diyorsunuz ya Turgut, hı-hı, Bey. Turgut Bey bunu söylüyor. Aynı Turgut Bey 10,5 yıl bu devlet tarafından hapis yatırılmış olmasına, evet, rağmen hala aynı düşüncelere sahip olduğunu beyan eden, yazılar yazan, kitaplar yazan, konuşmalar yapan birisi. Şimdi bir de Çerkez Ethem'de özdeşleştirmek anlamda, yani usulü anlamda, siz 10,5 yıl hapis yattınız diye bu devlete, bu topraklara küstünüz mü? Ya ben... İmama kızıp oruç bozdunuz mu? Ben demin... Çerkez Ethem Atatürk'e İsmet İnönü'ye kızdı diye. Ben vatanseverliğini koyduk ki... Bana göre de vatanseverdir. Vatan hali değildir. Fakat niye gelmemiştir? Sorusu herhalde yanlış bir soru değil. Ben bu konuda şöyle cesur bir adam. Demin fotoğrafını gösterdiğiniz Ali Bey var ya. Babası Ali Bey, evet. Adamı 92 yaşındayken o Ali Bey, Ethem Bey gittikten sonra Kayseri'de bir dağ köyüne sürgüne yolladılar. Güney Marmara'nın en zengin adamı. Mallarını ayak koydular. Evet. 92 yaşında 6 tane torunu, 2 tane geliniyle beraber Kayseri'nin bir dağ köyünde adamı sürgüne yolladılar. Şimdi sırf bu, o babamı kurtarmak için gelirim ben. Ya baksan Çerkez Ethem'den daha yiğitmişsin. Adam o kadar gözü kara değilmiş yani. Şimdi bu yiğitlik, kahramanlık, cesurluk biraz da koşullarla ilgili. Yani bu yiğitlik başka bir şey, delilik başka bir şey. Bu adam deli değil yani. Evet. Şimdi ben anlarım. Koşullar olsa Ethem Bey geldiğinde kendisini işte Rauf Bey gibi koruyacak. Zaten Rauf Bey Malta'da sürgünde olmasa kendisi diyor. Ben Ethem'i yedirtmezdim böyle. Çünkü o bana babasının emanetiydi diyor. Benim sürgünde olmamı fırsat bilip yaptılar. Abisi de kardeşi de kendisine bağlı çalışıyor. Ethem Bey, Rauf Bey buradayken gelmeyi düşünüyor. Fakat ne oluyor biliyor musun? Ethem Bey'in köyü dahil olmak üzere Güney Marmara'daki bütün Çerkez köyleri
Siz Ethem'i ve Anzavur'u desteklediniz diye yürüyerek Hakkari'lere, Hataylara, Şırnaklara, karda kıyamette yürüyerek sürgüne gidiyorlar ve yollarda o yaşlardan birçoğu ölüyor. Şimdi kim başbakan? Rauf Bey başbakan. Onun zamanında bu sürgüne ona imza attırıyorlar ve istifa ediyor ama. Fakat şimdi Rauf Bey'e güvenip yani bir otorite Rauf Bey, Teşkilat-ı Muhafsa'nın önemli adamlarından, evet. İşte Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesinde demin dediğimiz gibi Sivas Kongresi bilmem ne falan ilk dört paşadan bir tanesi falan. Bu adamın zamanında kendi köylülerine bu zulüm reva görünce bu adam nasıl güvenip gelsin yani? Evet. Turgut Bey. Şimdi ben olsam gelirim diyorum. Evet. Bekara kadın boşamak zordur, kolaydır derler şimdi, ama ben olsam gelirdim yani. Vatanım derdim. Şimdi şöyle tabii gelip gelmemesi de ayrı bir konu ama gelmeyerek aslında kırgınlığını da ortaya koymuş. Tamam, bu da bir tavırdır. Oruç bozulur mu? Şöyle bir şey de bak. Bilaşka, Ürdün de Osmanlı toprağı. Hayır. Osmanlı toprağı idi. Ama olabilir. İşte o Ürdün'ün kurucusu Şerif Hüseyin vasıtasıyla Osmanlı toprağı olmaktan çıktı. Bağımsız bir devlet tamam. Oldu. Şimdi ama şöyle bir şey var. Devlet şimdi, o dönemde oldu. Şimdi Ethem Bey dediğin gibi gözü kara davranıp çıkıp gelse ne olurdu? Gelse buradaki Çerkezler daha çok acı çeker. Belki onu da düşünmüş olabilir. İşte o yüzden soru soruyorum. Daha çok Çerkezler acı çeker. Bu soru yanlış çeker. Bir soru değil. Tabii. Ailem bir cevaplardan tabii. Bir tanesi. Ailem daha çok zulüm görür. Bunu düşün. Vesaire diye düşünmüş olabilir. Birçok nedeni vardır. Şey olabilir. Evet. Olabilir. Bu siyasete küsmüş olabilir. Bu adamlara güvenilmez görebilir. Çünkü ne halden beni ne hale getirdiler. Evet. Şimdi biz Ahmet Kaya'yı öldüğünü konuşuyoruz. Mezarının gelmesini, getirilmesi gerektiğini konuşuyoruz vesaire. Ailesi karar vermez ayrı bir konu. Nazım Hikmet'i konuşuyoruz. Ama Çerkez Ethem'i konuşan yok. Çerkez Ethem bu vatana kırgın vefat etmiştir. Bu vatana bunca hizmeti olmasına rağmen. Ya bence vatana değil de bu bir takım o zamanki yöneticilere. Şimdi demin sen dedin sözüm ya. Bitireyim sen hocam. Ülkeye küskün müsün? Hocam sözüm bitireyim. Kadar... Vatana bu kadar hizmeti olmuş bir isimdir. Kurtuluş Savaşı'nda bu kadar gayreti olmuş bir isimdir. Ancak vefasızlığa uğramıştır. İade-i itibar için kesinlikle mezarının en azından ülkeye getirilmesi bir devlet görevidir. Bu sadece Çerkezlerin meselesi değildir. Elbette Çerkezler bu meseleye birinci derecede hepimizden daha hassasiyet göstermelidirler. Ayrı bir konu. Ama bu mesele Türkiye'nin meselesi olmalıdır. Çünkü bugünkü Türkiye varsa, bugünkü Türkiye'nin misak-ı milli sınırları içerisinde bayrağımız dalgalanıyorsa, bu konuda gayret göstermiş en önemli kahramanlarından bir tanesi Çerkez Ethem'dir. Ethem Bey'dir. Şimdi izleyicilerimiz Twitter'da soruyorlar. Çerkez Ethem hain, Çerkez neden kullanıyor diye biz programın başında bunu Turgut Bey'e sorduk. Programın başını izleyemeyen kaçıranlar için tekrar soralım ama burada siz zaten cevabını biliyorsunuz. Bir etnisiteyi de aslında suçlama amacıyla Ethem Bey'in Çerkezliği ortaya çıkartılarak bu konu tartışmaya açılıyor ve böyle kayda giriyor. Bu ne kadar doğru? Bu da ayrı bir yanlış. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Evet. Şimdi bu sadece lafla söylenmiş bir şey değil. Ethem Bey bunu nasıl öğreniyor biliyor musun? Yunanlarla o demin anlattığınız büyük savaşlarda sürekli Yunan uçakları yukarıdan bombalıyor Ethem'in askerlerini. Ya diyor ki bizim de iki tane uçağımız var arkadaş. Telgraf çekiyor istiyor. İşte benzini yok, kanadı kırık bilmem ne falan. Bir seferinde geliyor. Nasıl seviniyorlar Gediz Muharebesi. Yanlışlıkla Ethem'in askerlerini bombalayıp gidiyor. Bir defa geliyor o da yanlışlıkla geliyor. Ve ikinci defa ne zaman geliyor biliyor musun? Ethem'in kuvvetlerinin üzerine bildiri dağıtmak için. Evet. O bildiride ne yazıyor biliyor musun? O hain Çerkez ve biraderlerinin peşinden gitmeyin. Onlar mal, mülk, para, pul, bilmem, işte nam, ünvan peşindeler. Sizin yeriniz Türk kardeşlerinizin yeridir. Kahraman Çerkez savaşçıları diye bildiri atıyor. İlk orada görüyor kendisine Çerkez Ethem dendiğini. Ve ilk defa
bütün çevresindekilerde ilk defa bir gözünün dolduğunu, yanağından yaş aktığını gördük. Ve ne diyor? Düne kadar Ethem Bey'dik, şimdi Çerkez Ethem mi olduk diyor. İlk defa o zaman ağladığını görüyorlar. Kürt olsaydı nutukta Kürt Ethem olarak geçer miydi? Ya, bilmiyoruz. Valla şimdi olmayan şeyler hakkında yorum fikir yapmak yürütürsek belki onu söylemezlerdi de biz haksızlık yaparız, söylerlerdi derse. Hocam şimdi can alıcı son adam bir tanesi de şu. Suçlandığı hadise Yunanlılarla işbirliği yapmış olması. Kritik nokta o zaten. Evet. Hain ilan edilmesinin arkasında bu var. Ethem Bey Yunanlılarla işbirliği yaptı mı? Şimdi Ethem Bey etrafı çevrildiğinde 3 yerden ateş altında kalmış. Refet Belen'in kuvvetleri, İsmet'in kuvvetleri ve Yunan kuvvetleri. Buna rağmen o büyük şey gerilla dehasıyla İsmet Bey'in kuvvetlerini bir vadiye çeker. Vadinin her tarafına toplar yerleştirilmiştir. Yani imha edecek. Evet. Fakat bunu yapmak istemediği için abisini Reşit Bey'i şeye yollar. Yunan karargahına belli şartlar içerisinde bir anlaşma ister. Şartları şudur. Hiçbir kuvayi seyyare savaşçısı tevkif edilmeyecek. Hiçbir kuvayi seyyare savaşçısı daha sonra önceden Yunanlılarla yaptıkları savaşlardaki davranışlarından dolayı suçlanmayacak. Hiçbir kuvayi seyyare askeri savaşçısı silahı alınmayacak ve istediği yere gitmesine izin verilecekti. 6 maddelik bir teklif üzerine kendileriyle ateşkes ilan edip ordusunu dağıtacağını söyler Yunan karargahına. Yunan karargahı kendisinin buna yetkisi olmadığını, Yunan Genelkurmayına telgraf çektiğini, cevap beklediğini söyler ve tam işte o sıkıştıkları anda cevap gelir. Derler ki tamam, kabul edildi. Ve bütün komutanlarını toplar. Der ki arkadaşlar, biz bugüne kadar hep beraber acısıyla tatlısıyla işte savaştık, ettik, vurduk, vurulduk. Bugüne geldik. Bugün itibariyle bizi iki şeye mecbur bırakırlar. Ya düne kadar savaştığımız kardeşlerimizle, yani birlikte savaştığımız Ankara hükümetinin askerleriyle karşılıklı bir kıyıma gireceğiz. Ya Yunan tarafına geçeceğiz. Ben size üçüncü bir seçenek veriyorum. Hepinizi terhis ediyorum. Son maaşlarınız birazdan dağıtılacak. İsteyen istediği şeyi yapabilir diyor. Hemen savaşçılar ona Efendi Ağa diye hitap ederler. Ederlermiş. Hemen bir tanesi çıkıyor. Efendi Ağa siz ne yapacaksınız diyor. Ben diyor 50 tane yanıma diyor yakın asker şeylerinden, arkadaşlarından seçtim. Ben onlarla birlikte bir meçhule doğru gideceğim. Olur mu? Biz de gelelim, biz de. Herkes biz de gelelim. Siz de geldi mi ne anlamı kaldı? Gene biz bir ordu olarak peşimize düşecekler. Yani hala tehlikeyiz. Bu yüzden isteyen evine gitsin. Bir kısmının evi Yunan işgali altındaki topraklarda. Evet. O tarafa geçsin. İsteyen Ankara hükümetinin kuvvetlerine katılsın diyor. Şimdi İsmail Hakkı Bey diye 1917 Ekim devriminin içerisinde yer almış bir yüzbaşı, Kızıl Ordu yüzbaşısının emrinde de o devrimde görev almış Çerkezlerden kurulu bir Bolşevik taburu var. 1000 kişilik. Evet. Bu Bolşevik taburunu hemen İsmail Hakkı Bey bu konuşma olunca ben emrimdeki birliklerimi şu an itibariyle terhis ettim. Hiçbirisi savaşçı değildir diyor. O hemen o kararı veriyor. Parti pehlivan demin söylediğim gibi. Bundan sonra bu dağların kralı, kartalı benim diyor. Hem İsmet'in ordusuna hem Yunan'ın ordusuna sıkacağım diyor. Ve o bir sene daha İsmet'le bir iki kere küçük çaplı çatışması olmuştur ama gene Yunanlarla çatışarak hayatını kaybetmiştir. Dediğim gibi işte Balıkesir'de caddesi olan parti pehlivan. Bir kısmı da gerçekten İsmet Bey'in ordularına katılmışlardır. Çünkü orada da bir sürü Çerkez komutanı vardır, savaşçı vardır vesairedir. Şimdi
Bu arada bu şeyi dağıtırken bile Ethem Bey'e suikast yapmaya çalışan birisi yakalanmıştır. Çok yakın arkadaşı İsmet tarafından gönderildiğini itiraf etmiştir. Evet. Ethem demiştir ki şu an itibariyle askerdeyim, onun için affediyorum diyor. Biraz ya bir gün önce olsaydı seni idam ettirmem lazımdı. Fakat şu an sivil vatandaşım, öyle bir yetkim yok. Dağıttım çünkü şeyimi diyor. Onu da affediyor, adam şaşırıyor yani yakalanan adam. Eski bir gençliğinden beri arkadaş olan bir Çerkez o da. Velhasıl kelam, şimdi Yunan tarafına Reşit Bey, Tevfik Bey, Sarı Edip Efe hepsi geçiyorlar. Bakın şimdi Yunanlarla anlaştı, Yunanlara sığındı, yalanını söyleyenlere söylüyor. Tam bundan 28 gün sonra Susurluk'ta yakalanıyor Yunanlar tarafından. Kim? Ethem Bey. Ethem Bey. Çünkü o 50 kişiyi devam ettikçe yol boyunca sen de evine git, sen de evine git diye, diye dağıtarak 18 kişi kalıyorlar. Evet. Hasta. Bunun tek derdi Ethem Bey'in bir an önce bu Osmanlı topraklarından çıkıp bir Avrupa ülkesinde ameliyat olup tedavi olmak. Çünkü dağlarda bilmem nelerde o hastaneyle zaten savaşacak durumda değil. 17 ayrı zamanda kurşun yemiş. Yemiş. Ondan hariç işte midesinde ülser var. Şimdi ben suçlamada yapmak istemiyorum ama Adnan Bey, Adnan adı var. Sürekli mide kanaması geçiren adam o zaman aspirin veriyor. Aspirini şimdi biliyoruz tabii etkisini kanama geçiren. Adam çöp gibi oluyor, ip gibi ya. Ondan sonra bu 18 kişiyle Susurluk'ta bir dağ köyünde, bir değirmen, yıkık bir değirmende saklanırken izlerinin bulunduğunu gene hala o istihbarat gücü var bak. Köylülerden haber geliyor. Hemen bir mektup yazdırıp arkadaşın, yanındaki arkadaşların birisine veriyor. Mektubu diyor ki yakalanmamak için uğraşıyor gibi yapıp yakalatacaksın Yunanlılara. Orada şu yazıyor. Parti Pehlivan Ağa. O dağda ya. Evet. 500 adamınla birlikte Susurluk'ta şuradayım. Acele şu kadar dağ topum var, bu kadar mitralyozum, bombam var. Acele bana katıl. Adam yakalatmamaya çalışıyormuş gibi yapıp yakalatıyor bu mektubu. Küçük bir birlik Yunan birliği. Lan 500 kişiyiz ya bunlar. Bizi duman ederler. Hemen buna bir şey. Muhtarları toplayıp, yakın köy muhtarlarını toplayıp heyet yolluyorlar. Barış görüşmesi yapalım diyor. Ethem Bey de yapalım diyor. Ve orada da bu 6 maddeyi şey yapıyor. 7. madde olarak şunu söylüyor. Bu bir diyor savaş hakkıdır savaşan taraflar. Bana bir koridor açacaksınız. Ben buradan bu savaş alanından çıkmak istiyorum. Yani bana bir saldırmayacaksınız, tutuklamayacaksınız. O koridordan ben bu topraklardan çıkacağım. Avrupa'ya gitmek istiyorum. Yunanlılar bunu kabul ediyor. Ve gerçekten daha sonra Ünönü'nde şahsi doktoru olan, hekimi olan Ahmet Zeki Bey var. Yanında doktoru. Ona bütün ilaçlarını teslim ediyor. Muhtarlara tutanakla bütün silahlarını teslim ediyor. Sadece kendi aile damgası olan gümüş kaması hariç bu benim diyor. Bunlar milletin diyor. Silahlarını, her şeyini teslim ediyor. Bunlar beni işte çıkış yolu diye İzmir'e götürüp gemiye bindirip yollayacaklar diye İzmir'e gidiyor. İzmir'de bir tutuklu muamelesi görmeye başlıyor. Tamam hastaneye yatırıyorlar. Hollanda hastanesine yatırıyorlar ama sürekli göz altında, sürekli takip, gelen gidenler sorgulanıyor filan. Bunun üzerine kendisinden sorumlu olan binbaşıya soruyor. Diyor, nedir bu? Diyorlar ki ya biz şeyde Ege bölgesi ve şeyde onlar Ön Asya diyorlar oraya. Bir Çerkez prensliği kuracağız da Rumlar. Bunun başına geçmeni istiyoruz. Bu kabul etmiyor. Bunun üzerine diyor ki diyorlar ki bak abilerin şunu imzaladı. Bu da aynı Ankara hükümetin uçakları Çerkez kuvvetlerinin üzerine attığı bildirinin bir benzeri. Tersi ama. Şerefli Çerkez kardeşlerimiz, sizin yeriniz Mustafa Kemal'in ordularının yeri değil, evet. Ethem Bey'in yanındadır yeriniz diyerek bunu imzalamıyor. Fakat iki abisi de imzalamış. Ben imzalamam diyor. Ve abilerine yolladığı bir mektup var. Susurluğa giderken abiler teslim oldu. Bu yaptığımız anlaşma bile diyor, ben altı maddeyi söylediğim halde diyor,
Benim onuruma dokunuyor. Ben düşmana teslim olmam. Ben diyor bir meçhule gidiyorum. İnşallah yaşarız da ileride görüşürüz Anladım. Diyor. Ve teslim olmayı ben onuruma yedirmem deyip işte Susurluk'ta o üç kardeş ilişkisini ayrıca aktaracağız. Tabii kısa bir reklam arası vermek suretiyle ama çok kısa 45 saniye sonra. ...60 yıldır nitelikli bilgiye nasıl ulaşılıyor? Yüzlerce sektör için ulusal, bölgesel, yerel ve uluslararası medyada reklam ve haber takibi yaparak. Yüzlerce televizyon ve radyo kanalını 7/24 kayıt altına alarak. On binlerce blog, haber siteleri ve sosyal ağları takip ederek. Sektörel gündemler ve medya analizleri hazırlayarak. 60 yıldır nitelikli bilgi elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Evet, tekrar merhaba diyoruz değerli izleyiciler. Çerkez Etebi konuşuyoruz Turgut Türksoy'la birlikte. Şimdi Turgut Bey, reklamlardan hemen önce, aradan hemen önce Tevfik Bey'in, yani abisi Tevfik Bey'in ve Reşit Bey'in, ki bunlar da subay, milli mücadelede ciddi faydaları olmuş olan isimler, ikisi, abilerinin ikisi Yunanistan'a sığınıyor. Sığındığı ülke Yunanistan. Kaldı ki Yunan Savaşı'nda biri abilerini kaybetmişlerdi. Bu ikisi sığınıyor. 150'likler diye tabir edilen, Lozan Anlaşması'yla gündeme getirilen ve yurt dışına sürülen isimlerden ikisi de yine Tevfik Bey ve Reşit Bey. Ki Reşit Bey milletvekili de yapmış oluyor bu ilk mecliste. O ikisi geliyor. Tam ara vermeden önce dediniz ki Çerkez Ethem ise demiş ki, diyor ki ben gururuma, onuruma yediremem. Yunanistan'da ittifak ya da anlaşma işine giremem. Teslim olmayı yediremem. Teslim olmam yani, diyor ve Susurluğa gidiyor. Hastalığı neticesinde koridor açmak suretiyle Yunanistan'ın üzerinden Almanya'ya gidiyor. O imzalayan iki abisi geliyor 38'den sonra. Fakat şey gelmiyor. Şimdi işin ilginç yanı, diğer iki abisi gerek Yunanistan'da, evet, gerekse de Ürdün'de ya, bir sanki devri kral ya da prens muamelesi görüyorlar. Yani Ürdün'de de, Yunanistan'da da. Ha, mesela burada ama, Ürdün'de. Ama Ethem Bey Ürdün'de bir Kafkas Derneği'nin yanına yapılmış küçücük bir kerpiç odada köylülerin getirdiği yemekle geçiniyor. Bekar. Bekar ve çağırıyor abileri. Orada evlenmiyor. Çağırıyor abileri. Diyorlar ki neden bizle birlikte yaşamıyorsunuz? Yaşamıyorsun. Neden bu perişanlığı çekiyorsun? Gitmiyor. Böyle bir adam. Bak karşımızdaki profil Yunanistan'da da kahvede yatıp kalkmış. Kıraathane, Çerkezlerin kıraathanesinde herkes gittikten sonra masaları birleştirip üzerinde yatıyor. Ama diğerleri Yunan şeyinin, hükümetinin kendilerine ayırdığı eski bir sarayda kalıyorlar. Her şeyler oradan karşılanıyor. Yani bu, yani genelde abileriyle, onların duruşuyla, Ethem Bey'in duruşu hep zaten başka. Ne iş yapıyor orada? 27-28 sene Ürdün'de kalıyor ya. Mesela ticaretle Ethem uğraşıyor. Bey. Orada Ethem Bey mi abiler mi? Ethem Bey. Ethem Bey dediğim gibi yalnız başına bir köpeğiyle, belinde kolt tabancası, elinde bir asayla bir göz oda, kerpiş bir odada kalıyor. Hiçbir iş yapmıyor ve dediğim gibi köylülerin, Çerkez hemşerilerinin getirdikleri yemeklerle getirmezlerse aç kalıyor. Evet. Bazen çağırıyorlar kahvelerde filan, şey soruyorlar. İşte bu İsrail-Arap Savaşı'nı soruyorlar. Bilmem neyi soruyorlar. Hitler'i soruyorlar filan. Bunlarla ilgili bütün tespitler de çıkıyor. Yani siz milyonlarca Arap olabilirsiniz, İsrailler sizi duman eder diyor. Ondan sonra Hitler'in nasıl Avrupa'yı
Mussolini ile birlikte ele geçireceğini, sonra nasıl Amerika'nın ve Rusya'nın işin içine girmesiyle yenileceğini falan. Bayraklarla, günlük böyle sarı yeşil bayraklarla o dernekteki vasanın üstündeki haritalarda günlük o savaşın şeyini takip edermiş. Böyle yaşıyor. Dervişhane yaşıyor orada. Evet, böyle yaşıyor. 65 yaşında evet, galiba evet. Vefat ediyor. Evet. İşte dediğim gibi böyle anlaşanlı bir hayatı olan, böyle zengin bir ailenin en küçük çocuğu olan, yani hiç bu işlere bulaşmasa zengin yaşar hiç olmazsa. Bunca yararlılıklar, kahramanlıklar göstermiş. Evlenmeye bile bu vatan sevgisinden dolayı aklının ucundan geçirmemiş. Bir adamın son hayatının son dönemlerini bu biçimde bir anlamda vatana, millete, devlete, topraklarına değil, herhalde gördüğünüz, anlattığım şeyden çizilen portre biraz kendine de küsmüş galiba. Böyle inzivaya çekilmiş. Tabii, bir derviş gibi evet. Tek başına yaşayan, sadece gelen onun namını duymuş yeni yetişen genç Çerkezler bir şeyler sorduğunda anlatan bir adam. Böyle kendi başına kimsenin etlisine sütlüsüne karışmadan yaşayan. Yani orada edebi hayatta da yer almıyor. Gazetelerde yok. Köşe yazısı mesela yazmıyor. Yok. Refik Halit mesela Suriye'ye gittiğinde oranın gazetelerinde yazıyor. Ama o tabii bir müettip yani. Ama o zaten mesleği yok. Mesleği yok. Bunun mesleği yani askerlik. Bu işe de girmemiş. İlaveten öyle bir işe de girmemiş. İşte bunun mesleği tamam, siyaset de değil. Değil. Bak evet. Siyaset de değil, edebiyat da değil, tarihçi asker de değil. Asker adam ya. Asker. Tabii. Asker. O kendisini yenilmiş olarak, ihanete uğramış bir komutan olarak görüyor. Kullanılmış bir asker olarak. İhanete uğramış dedim mi, yenilmiş deyince evet. İçinde o da oluyor. Ve belki de kendisinin o ayaklanmalar vesaireler sırasında gaddarca davrandığını düşünerek veya kendisinin yüzünden bazı masum insanların acı çektiğini düşünerek o vicdan muhasebesini yaparak orada bir böyle inziva hayatı yaşıyor da olabilir. Bunları bilemiyoruz tabii. Çünkü buradan giden gazeteciler de olmuş. Onlarla da görüşmemiş. Evet, röportaj da vermiş. Tabii, ben de onlarla da görüşmemiş, evet. Konuşmamış. Ailesi abileri çağırıyor, yengeleri çağırıyor. Yani hiç olmazsa bayramda gel bir şey ye, üstünü başını evet. Düzelim. Şimdi yani, Ümit Bey burada tartışma. Ama böyle bir adamdan da böyle bir son beklenir. Yani onuruyla, asilce gururuyla dimdik yani. Durmuş, kimseye evet. El açmamış, yalvarmamış. Evet. Pişmanlık duymamış. Ama şu cümleyi bakın. Akan Şahin. Soyadı mı Akan, adı mı Akan bilmiyorum ama Akan Şahin diye geçiyor. Diyor ki bir tarafta kendi milletinin ordusu, diğer tarafta düşman ordusu. Hiçbir mazeret düşman ile görüşmeyi masum göstermez diyor. İki taraf da düşman o anda ama. Onu yok etmeye gelmişler. Tabii bakış açısı o. Şimdi bir meseleyi anlamak başka bir şeydir malum. Anlayışla karşılamak başka bir şeydir. Ben şimdi Çerkez etimi anlıyorum. Hakikaten kendisi ciddi bir mücadele gösteriyor ve Ankara hükümeti tarafından, özellikle İsmet İnönü tarafından berhava edilmek suretiyle, dışlanmak suretiyle gururuna yediremiyor. Bunlar nasıl adam diyor. Yani, o yani ben burada mücadele ediyorum. Mücadeleye sonradan giriyor İsmet İnönü. Yunanlılarla bu anlaşmayı yapmadan önce o sıkıştığı yerden 4 tane görüşmeci gönderiyor. 4'ünün de gerisi adamlar da geri geldi. Evet. Cevap gelmedi. Bunu anlıyorum psikolojisini. Fakat psikoloji, hani insan psikolojisi bazı durumlarda böyle kararlar, yanlış kararlar verebilir ya. Fakat anlayışla karşılamak gerekir mi? Diye soru sorulduğunda bu soru çok da boş bir soru değil aslında. Ama bu soruyu soranlar şu maksatla soruyorsa ona zaten itiraz ediyoruz. Muhteşem bir mücadele vermiştir. Milli mücadelede. Dolayısıyla bu adama nutukta ve sonraki dönemlerde vatan haini denilmesi insan için acıtıyor. Adam kötü niyetli bir ihanet içinde olan bir adam değil. Evet. Gaflet diyebiliriz buna. Gafil de hayır nasıl dersin? Bu kadar basittir bu işler ya. Hataları da. Bak, sonra adam hayatına küsüyor diyor. Hayır, 28 sene boyunca. Kendisi anılarında şunu söylüyor. Çok hatalarım olmuş olabilir. Hep yanlışlar yapmış olabilirim.
Ama hepsini ben kabul ederim ama vatan hainliğini kabul etmem diyor. Bir tek onu söylüyor. Şimdi burada tabii resmi tarihin bir de suçlamaları var. Mesela Ankara valisinin yetki dışı yargılama girişimi, İstanbul Mahkemeleri hakkındaki karara karşı çok çıkışı, asker toplama kararına, İçişleri Bakanlığı'nın kararına karşı çıkışı, Batı Cephesi Komutanlığı'nın iki kısma ayrılmasına karşı çıkışı, düzenli ordu kurulmasına karşı çıkışı vesaire. Şimdi bunları madde madde işlediğiniz zaman ortaya bir hain çıkartma girişimi olduğunu da görüyorsunuz. Bakın ben şimdi vaktimiz az kaldı. Bakın, ben şöyle söyleyeyim. Düzenli orduya asla karşı olmamıştır. Tabii. Şunu söylemiştir. Ben istediğiniz görevli emrinize girerim. Benim subaylarımın da bir kısmı girer. Ama benim savaşçılarım girmez. Çoğu subay öldürüp gelmiş buraya diyor. Bunlar başı bozuk insanlar diyor. Sizin disiplininize uymaz diyor. İsterseniz dağıtayım ordumu diyor. Olur mu diyor İsmet Bey. Hain ilan edilmeden iki gün önce kendisine otomobil hediye ediyor. Evet. Yolluyor şoförüyle beraber. Ve diyor önüne bir kağıt koyuyor. Ben diyor hem Genelkurmay Başkanı hem Batı Cephesi Komutanı olarak diyor. Buraya yazın istediğiniz makamı diyor. O diyor ben makam rütbe peşinde değilim. Ama benim emrimde çalışanlardan makam rütbeyi hak etmiş arkadaşlarım vardı. Onlara veriniz diyor. Evet, bu kadar da diyargan bir adam. Şimdi tabii burada mesele artık savaşlar bitmiş. Devleti, gücü, iktidarı kimin yöneteceği meselesidir. Meseleye böyle bakmak lazım. Dolayısıyla bu meseleye rıza gösterenler o iktidarın nimetlerinden faydalanır. Rıza göstermeyenler de hain ilan edilir. Bu kadar basit. Burada bazı tweetler var. Finalde bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Bu çok önemli ama benim için. Bir izahta bulunmak zaruri görüyorum. Çerkez Ethem üzerinden Atatürk düşmanlığı yapmak girişimi gibi böyle bir niyetimiz yok arkadaşlar. Şimdi Çerkez Ethem'in Atatürk'le ilgili korkaktı ifadesini kullanmasını şöyle düşünün. Kuvayi Milliye'ye bu kadar katkısı olmuş bir adamı meclisi toplayıp hain ilan ederseniz Çerkez Ethem Atatürk için her şeyi söyler. Çünkü adam hain ilan edilmiş, vatanı terk etmek zorunda kalmış, ailesi dağılmış, paramparça olmuş. Ürdün'de bir yaşama mecbur bırakılmış, sürgün edilmiş. Bu kadar olay yaşamış bir adamdan Atatürk için iyi bir cümle beklemek zaten doğru olmaz. Dolayısıyla onun cümlelerini bir kızgınlık cümlesi olarak değerlendirmek lazım. Hatıralarında geçiyor. Lütfen bu iki kitabı özellikle bu konuya merak saranların okumasını tavsiye ediyorum. Bu iki kitap. Bu iki kitabın dışında da kitaplar mutlaka var. Meseleyi vuzuha kavuşturan eserler var. Onları da etraflıca okumak lazım. Ama Cemal Kutay'da Çerkez Ethem'in anılarının orijinali var. Ama yayınlanmadı. Kazım Karabekir'in anılarının yayınlandığı kitabın yakıldığı bir ülkede Çerkez Ethem'in anılarının yayınlanmasını beklemek inşallah bir boş beyhude bir davranış olmaz. Öyle bir Karabekir'in kitabının yakıldığı dönem gibi bir dönemde kitabı yayınlayan adamı da yakarlar yani. O mantığın olduğu bir yerde. Maalesef. Şimdi son olarak şunu söyleyeceğim. Burada, son cümleleri alabilirsek. Burada bir yazar olarak benim bu Çerkezlerle veya Çerkez Ethem'le derdim nedir onu bir kısaca izah edeyim de. Ben ne Çerkezlerin milliyetçiliğini yapıyorum, sözcülüğünü yapıyorum. Ben bir Türk aydını olarak kime haksızlık yapılmışsa, Kürtlere, Alevilere, Ermenilere, başka yerde işte Bulgaristan'da Türklere, işte Irak'ta Türkmenlere yapılan haksızlığa da karşı çıkıyorum. Yani kendi milletime yapılanlara da elbette diğerlerine karşı çıktığım gibi çıkıyorum. Bizim derdimiz şu. Tarihi hep galipler yazar, kendine göre yazar. Nutuk'la ilgili ben bir şey söyleyeyim. Nutuk bir belge kitabı falan, bir kanun kitabı değil. Bir Mustafa Kemal kendi anılarını yazdı. Ve birçok yerde kendisiyle ilgili söylenenleri niye yaptığını yani bir savunma kitabıdır bir anlamda. Bu anlamda Nutuk'ta her yazılan yani kutsal bir kitapmış gibi değerlendirilip ve bir de şu an okuduğumuz Nutuk orijinal Nutuk da değildir yani. O da değiştirilerek. Hatta kutsal kitaplar eleştirilebiliyor.
kutsal kitapları eleştirilebiliyor iken, hani adamın birisi ben ateistim diyorsa, ki diyebilme hakkına sahiptir, kutsal kitabı kabul etmiyor demektir. A'dan Z'ye değil mi? Biz A'dan Z'ye değil, nutukta arada bir C harfini eleştirsek vatan haini oluyoruz. O yüzden yani şimdi, bu korkulardan, burada, işte burada bu saplaklardan kurtulmak ne ben, lazım. Ne ben bu galiplerin yazdığı şeye inanın diyorum, tarihe. Tarihi bilmezsek tarihte yapılan hataları tekrar ederiz. İşte tarih tekerrürden ibarettir lafı bu yüzden. Tarihi bilirsek etmeyiz, tekerrür de ettirmeyiz. Ne bugün Çerkezlerin geçmişte yaşadığını, Ermenilerin, Alevilerin yaşadığını, yarın milletimizin hiçbir üyesi, hiç başka bir millet yaşamasın diye uğraşıyoruz. Biz bunları ondan yazıyoruz. Evet, evet. Biz ne, ben ne Çerkez'e tabii yani yaşım gereği daha önce tanımışım, ne benim bir çıkarım var bu işten, ne işte Mustafa Kemal düşmanıyım, ne Cumhuriyet düşmanıyım, hiçbir şey değil. Ben ama kimin ne katkısı varsa bu ülkenin geçmişinde, geleceğinde herkese saygı gösterilmesi, hakkının da hakkının da teslim edilmesi istiyorum. Mazlum mazlumdur. Mazlumun dini, dili, cinsi, ırkı sorulmaz. Evet. Aslında dediğimiz gibi yani pek çok konu konuşulması icap eden bir mevzu bu. Evet. Pek çok konuda değinilmesi icap eden bir mevzu. O yüzden ama programımız da tabii burada sona ermek durumunda. Yine işlenebilecek bir konu aslında. Tabii Çerkez Ethem'in o anılarını bulabilirsek belki Kara Kutu'da ilk defa o konularla ilgili detaylı bir program ilerleyen günlerde yapabiliriz. Bu konuda sizden... Mesela Kuşçubaşı evet. Eşref, başlı başına önemli bir isim. Şimdi ben aynı zamanda yayın evi sahibiyim. Yaklaşık zannedersem önümüzdeki ay Kuşçubaşı Eşref ile ilgili bir kitap yayınlayacağım, roman. Ve yine Çerkezlere mektuplar diye okuyanın böyle yüreğinin parçalanacağı hikayelerle dolu hangi bir yayın kitap. Evi? Favori yayınları. Favori yayınlarına Kuşçubaşı Eşref ve bir ay Çerkezlere sonra mektuplar. Evet. Çerkez olmanın nasıl bir his olduğunu anlatmak açısından minicik bir o kitaptan bir hikaye. Ankara'da normalde martı olmaması lazım. Fakat Karadeniz'den gelen balık kamyonlarının peşine takılarak Ankara'ya gelirler. Balıklar bittikten sonra kasalara indirildikten sonra ortada kalırlar. Gidecekleri tek yer Mamak Çöplüğü'dür. Milyonlarca karganın içine giderler. Orada yavaş yavaş renkleri de değişir, sesleri de değişir. Martılıktan kargalığa doğru giderler. İşte sürgünde yaşamanın ne zor olduğunu, örneğin Çerkezlerin ana vatanından kopup böyle gelip başka, o martılar gibi başka bir ülkede dilini bilmediklerini, töresini, yolunu, yordamını bilmedikleri bir ülkede ama yavaş yavaş kendi diyorsunuz. Benliklerini yitirmeye yüz tutmasına benim gönlüm razı tabii. değil. Başkalarına da razı değil. Teşbitte. Örneğin Suriye'den gelenlere tabii. de olmasın öyle bir şey. Buradan giden Ermenilere de olmasın keşke. Bunun için diyorum ki ya yüreğinde birazcık insan sevgisi, birazcık hayvan sevgisi, doğa sevgisi olan herkes hem insanlara hem hayvanlara hem doğaya evet. kendisini onun yerine koyarak şimdi dünya... yeni model laf empati deniliyor ya evet. biraz empati yaparak yaklaşırsa daha yaşanılır bir ülkemiz olur diye i̇nşallah, düşünüyorum. İnşallah diyoruz. Güzelliliklerle ilgili de bir cümle söyleyeyim abi. Güzellikler meselesi bugün Twitter'da da çok tartışıldı. Güzellikler meselesi hakkında medya grup başkanımız Cengiz Özdemir'in de üniversite tezi olduğunu biliyorum. Hollanda'da yüksek lisans tezi. Onun da çok özel tespitleri var ama biz bu konuyu detaylı bir şekilde ele almak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde. O 150 kişiyi kimliğiyle, ismiyle, evet. Cumhuriyet döneminde ne yaptı, neden sürgüne gitti, sonra hayatı nasıl son buldu diye önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bir teşekkür daha. Bugün Twitter'da muhteşem bir akış oldu. Çerkez dostlara teşekkür ederim. Çerkez dostlara, programı izleyen bütün dostlara, Çerkez olmayan dostlara çok teşekkür ederiz. Kara Kutu gerçekten bugün yine hareketli günlerinden birini yaşadı. 40-45 dakikalık bir gecikme oldu ama herhalde biraz telafi etmeye çalıştık. Başlangıç noktasında evet. Bizden evvelki programın finali vardı. 45 dakika geç evet. başladık. Önümüzdeki evet. haftayı anons edelim mi? Önümüzdeki hafta buluşacağımızı kısmetse, konuyu anons edelim mi? Konuyu mu?
sürpriz olsun. Peki. Önümüzdeki hafta da çok özel bir konu var. Çok özel bir konu var. Çarşambadan itibaren anonslarını herhalde duyarsınız. Evet. Çok özel bir konu ve konuklarla Karakutu'da buluşmak ümidiyle. İyi geceler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.